tatlı seyirci, benim seyircim. Sizler stüdyomuza, sizler de efendim ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dergi zamanından sevgiler. Ay ben de hepinizi tek tek bu arada gerçekten çok önemli konularımız var. Çok önemli konuklarımız var. O yüzden hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Ve hemen görün bakalım neler var diyorum. Nergis zamanı başlıyor. Şefimiz Özden Mekik bugün evde kolaylıkla yapacağınız lahmacunun tarifini verecek. Alzheimer'la yaşayan hasta ve hasta yakınlarının yaşamlarını mercek altına alıyoruz. Hastalığın belirtileri nelerdir? Her unutkanlık Alzheimer mıdır? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Gülsen Babacan Yıldız anlatıyor. Alzheimer hastası annesine bebekler gibi bakan ünlü modacı Tanju Babacan yaşadıklarını Nergis zamanında anlatıyor. Modern aktar Ayhan Ercan'la bitkilerin ve baharatların renkli dünyasına yolculuğa çıkıyoruz. Yaşam danışmanı yazar Tuğçe Işınsu bilinçaltımızın yaşamınıza etkilerini anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Efendim, spiritüel danışman Tuğçe Işınsu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ay çok da güzelsiniz. Çok sağ olun, maşallah. Eksik olmayın. Ne kadar güzelsiniz. Çok teşekkür ederim, eksik olmayın. Ama tabii bu işler sadece dış güzellikle olmuyor, evet, iç güzellikle başlıyor. De oluyor. Evet. Çok güzel bir kitap çıktı piyasaya. Elvedüt. 9 evet. ay oldu. Ol, evet. der ve olur. O eski kitabım. Sonra da Elvedüt çıktı. Ondan bu yeni sonra mi çıktı? Ha, Elvedüt son Elvedüt. Kitabım. Listelerde ay çok özür dilerim. Yok, aa, ben çünkü Ol, der ve olur'da kaldım. Onu okudum. Akabinde çıkardığım için çok fazla kitap çıkarıyorum. Çok haklısınız. Ha, bu hemen tamam, sonra hemen da Elvedüt o zaman çıkmıştı. Buna da bakacağım. Birinci olan kitabım bu. Tamam, evet. Şahane. Elvedüt. Evet, Allah'ın aşkı. Ne kadar zaman oldu bu çıkalı? Bu çıkalı yine bir 9 ay kadar oldu. Elvedüt ondan önceki. Elvedüt listelerde 4. olmuştu. O da bestseller'dı. Ondan Elvedüt bir önceki mi bu oldu? Bu en sonuncu. Elvedüt. Bu en son. Evet. Ha, tamam bir dakika şimdi. Ol der ve olurdan birkaç hafta sonra da yeni kitabım da çıkıyor. Evet. Oo, sürekli yazıyoruz. Ben nasıl takip edeyim? Birkaç hafta sonra yeni kitap var. Evet. O zaman onunla da yine konuk tabii, alırız severek. İnşallah efendim. Çok sağ olun. Hemen kitaptan bahsedelim evet. o zaman. Bu Türkiye'de ilk defa denenmiş bir tarz aslında. Kişisel gelişim, bilinçaltı, spiritüel konularla duaları bir araya getiren. Yani çünkü iki yol var aslında. Öncelikle bilinçaltımızda geçmişle ilgili dönüşüyoruz ve hayatımıza bilimsel açıdan bir format attıktan sonra bir yandan da manevi olarak kuvvetli olursak bu ikisini kombine ettiğimizde aslında insanların hayatı dönüşüyor. Çok doğru. Sırlı dualar, Esma-ül Hüsna, aslında hangi ayetler, hangi zikirler hayatımıza neleri dönüştürüyor? Bunlar yüzyıllarca insanların aslında biriktirdiği manevi bir bolluktu, bereketti. Fakat biz bunları elimizin altındayken kullanmayı bilmiyorduk belki de. Mesela çakra açmak için uygulanan formüller vesaire. Bunların dışında esma zikirleri de aslında çakra açıyor, dönüşüm sağlıyor. Bereketle ilgili mesela okunacak çok özel dualar, kıyıda köşede kalmış, aslında bilmediğimiz bir takım dönüşüm araçlarını, manevi formülleri kitaba yerleştirdim. Çok güzel. Hem bilinçaltı, hem bilimsel yolu, hem de diyelim ki bir şifaya ihtiyacım var veya bir ruh eşini hayatıma çekmek istiyorum, bereketle ilgili blokajlarım var veya korkularım var. Bunlar için manevi olarak daha güçlü hissetmem, o direnci ve blokajı aşmam için hangi uygulamaları yapmam gerekiyor? Hepsini aynı kitapta toplamak istedim. Bilim ve maneviyat bir arada olunca daha ikna edici oluyor. Şimdi bir kere hem ikna edici oluyor hem de doğru bir şey oluyor. Doğru, evet. Yani ikisi bir araya geldiğinde zaten görüyorsunuz ki o kadar birbirini tamamlıyor ki. Evet. Yani böyle olmaya gerek yok. İkisini evet, birleştirmek kombine. Gerekiyor her zaman, öyle değil mi? Peki bilinçaltı yaşantımıza ne gibi etkilerde bulunuyor? Aslında yani her şeyi etkiliyor. Bilinçaltı ne demek? İnsanların basit bir şekilde anlayacağı gibi ifade edelim. Bilincinde olmadığım her şey. Şimdi beni yöneten ana kumanda aslında bilinçaltı. Bütün olaylar, kayıtlar, kodlar, eski blokajlar, anılar orada. Ben bugün herhangi bir sorun yaşıyorsam, mesela evlenemiyorsam, para sorunum varsa, belirli korkularım varsa, kilo alıyorsam, bir konuda sürekli o direnci kıramıyorsam, benim ruhsal hafızamda ve bilinçaltımdaki eski kayıtlar, anılarla ilgili. Peki bunlar nereden geliyor ruhsal hafıza? Nereden geliyor? Aile, yetiştirme,
doğum anında ortak bilgi havuzu, kolektif bilinç ve bilinçaltından çektiklerim, aile karması birçok yerden geçmiş olabilir. Peki ne yapılması gerekiyor? Bugün yaşadığım çok özür dilerim. Mesela annemizin hamileliğinde bile onları böyle içeride tabii, kaydediyor mu? Eski kuşaklardaki kayıtlar bile. Mesela büyük büyük dedesi sürekli iflaslar yaşayan birisi. Ailede sürekli olarak kıtlık bilinciyle hep hikayeler anlatılmış. Doğan torun, onun torunlarına kadar o blokaj, kıtlık frekansı devam ediyor. O yüzden kişilere biz her zaman, bize başvuranlar veya izleyenler, takip edenler, öncelikle geriye dönülmesi gerekiyor. Bugün geriye dönüş dediğimiz regresyon tekniğiyle geriye dönüldüğünde ruhsal hafıza, bilinçaltınıza bir yolculuk yaptığınızda hangi anıların, hangi eski kodların ve kayıtların aslında sizi yönettiği, bugün yaşadığınız o sorunun kökenin nereden geldiğini kişilere gösteriyoruz. Fakat bunları bilmek değil, direnç göstermeden kabule geçmek ve bunları dönüştürebiliyor olmak, serbest bırakmak ve bütün bunları neden yaşadığımızla ilgili yaşam dersini almış olmak da aslında çok önemli. Tüm bunları dönüştürdüğünüzde o blokaj dediğiniz, direnç gösterdiğiniz durum ortadan kalkabiliyor. Geriye dönüşle mümkün. Çünkü bugün yaşadığım bir sorun bugün oluşmadı. Bir ay önce de oluşmadı. Bunun bir çok kökeni doğru var. Yani kişi sürekli deniyor ilişkileri ve evlenemiyor. Evlilik korkusu mu var? Yalnızlıkla ilgili bir blokajı mı var? Anne yoksa babadan problemler mi var? Aileden mi? Evet. Bununla ilgili bir kayıt olması lazım. Veya şu anda parayla ilgili mesela Türk toplumunda hem zengin veya bereket içinde olmak isteyen hem de parayı bulduğum veya paralı bir bolluk bereket içinde bir ortama girdiğimde aslında başka sorunlar yaşayacağım şeklinde hatalı telkinleri olan insanlar var. Korkuyu dönüştürebiliyor olmak lazım. Ha. Tekrar tekrar denemek değil de olayın kökü nereden geliyor? Ben geçmişteki hangi kayıdımdan, anımdan dolayı bu sorunu ve sonucu yaşıyorum? Onu bulup dönüştürmek, tekrar denemek değil aslında çözüm. Peki dönüştürmek nasıl oluyor? Dönüştürürken biz bir takım teknikler kullanıyoruz. Bilinçaltı dönüşümleri, şifa teknikleri, ruhsal hafızadaki o yolculuklar. Bulduktan sonrasında gerekli yaşam dersinin alınması lazım. Konuyla ilgili kişinin dirence geçmeden bu benim hayrımaydı, bu yaşam dersini aslında ben çektim, burada bir yolculukta öğrendim şeklinde olaya bakması lazım. Mesela bir sorunun hayatınızdan gitmesi, onu sizin seçip, sizin çektiğinizi kabule geçmenizle mümkündür. Kabul direnç, zor bir şey ama evet, değil mi? Zaten bütün püf nokta ve kilit orada. Yani onun yüzünden oldu. O bana engel oldu. Ben bunu hak etmiyorum. Ben iyiydim ama bunu buldum. Ya da kader bana kötü davranıyor dediğinizde sorumluluğu almadığınız için sizdeki sorun ve blokaj devam ediyor. Ama sorumluluğu aldığınızda dönüşüm dediğimiz frekansa geçebiliyorsunuz. Geçebiliyorsunuz. Evet. Bunlar kitapta yine kitapta var. Evet. Peki manevi anlamda güçlü olmak bize neler kazandırıyor? Her şeyi aslında. Çünkü her şey maneviyatla aslında başlıyor. O yüzden mesela bu Elvetü kitabını hazırlarken bize olan geri dönüşlerde, yani kitap 185 bin baskı yapmış bir kitap ve yüz binlerce kişiye Türkiye'de ve dünyada ulaştı. Şunu gördük, mesela zikirmatik nedir bilmiyordum diyor, tesbih nedir bilmiyordum, hiç besmele çekmemiştim, hiç Esma-i Hüsna'nın böyle etkiler yaratacağını bilmiyordum. Manevi anlamda o güçlü alana girdiğinizde, çünkü tek dayanağınızın Allah olduğunu, aslında her şeyin ondan istenmesi gerektiğini, sadece ona kulluk ettiğinizde tüm kapıların o isterse açılabileceğini görebiliyorsunuz. Bu bir. Kabul. Bir de diğer insanların söylediği laflara, mesela senden bir şey olmaz veya sen yapamazsın veya eleştiriler, bunlara kapanıyorsunuz. Çünkü en üst enerjiyle bir oluyorsunuz. Bunun dışında negatif bir durumla karşılaştığınızda siz manevi olarak güçlüyseniz onunla savaşabiliyorsunuz. Çünkü manevi olarak frekans değişiyor, aura değişiyor, enerji değişiyor ve siz dayandığınız yerin en güçlü yer olduğunu bildiğiniz için bütün maneviyatınız farklı hale geliyor. Ve şu da oluyor. Diyelim ki ben bütün bu dua ve zikirleri yaptım. Diyelim ki gerçekleşmedi. O zaman şunu biliyorum ki ben en üst güçten istedim. Ama olmadıysa demek ki benim için başka bir planı var. O da ilahi planda benim için en doğru olan. Kabule geçmeyi, yani tevekkül dediğimiz konuyu daha iyi idrak ediyorsunuz. Bu şekilde baktığınızda zaten sorun diye bir şey kalmıyor. Tabii çünkü hani aslında hep deriz ya hayır, bir hayır var, olmuyorsa bir hayır vardır onda. Evet. Muhakkak daha hayırlı bir şey olacaktır. Çünkü Allah'a bıraktığınızda sonuca o karar veriyorsa gelen sonuç sizin için en doğru olan. Olmadıysa başka bir şeyin olacağını zaten anlatıyor. Konu. Peki bilinçaltı, kıtlık bilinci, yerine bolluğu koyma, tabii, bunlarla ilgili nasıl çalışmalar yapıyoruz? Şimdi aslında o kadar basit ki ben herkes bunları evinde bile denesin yapsın istiyorum. Çok güzel. Çok basit tekniklerle yapabiliriz. Şimdi birinci sorun şu, insanlar uyandıkları anda veya uyku öncesinde sürekli olarak borçlarım, faturalarım, neyi nasıl yapacağım, işte yine ödeyemeyeceğim veya yine patron bana zam yapmayacak gibi sorunları parantez düşünüyorlar. Parantez açıyorum. Daha bu sabah ay bir şey bitiyor öbürü geliyor. Bu cümleyi birlikte şurada makyaj odasında konuştuk yani. Evet. Oysa ki negatifi kesmek,
negatif bir şey olduğunda onu sevgiyle kaynağına göndermek ve onun yerine o anda hemen pozitifi koyabilmek çok önemli. Çünkü bilinçaltı şöyle hareket ediyor. Siz negatifi konuştukça negatifi enerji olarak büyütüyor. Onun daha fazlasını negatif olarak sizin hayatınıza çekiyor. Bilinçaltının en önemli özelliği şu, iyi ve kötüyü ayırt edemediği için. Siz oraya herhangi bir olumlu programı yerleştirdiğinizde, diyelim ki 1 milyon doları hayatıma çekmek veya iyi bir işe girmek veya ev satın almak veya kolayca ferah çıkmak. Ne istiyorsanız bunu oraya yerleştirdiğinizde hayal ve gerçeği ayırt etmediği için o programı yürürlüğe sokuyor ve onu size uyguluyor. O yüzden ben bir şeyi bilinç seviyesinde değil, bilinçaltına onayladıysam, yürürlüğe soktuysam ve oraya komutu verdiysem, telkini aldıysam bunu bana sunacaktır. Aslında sistem böyle işliyor. Yani ünlü sanatçılar, dünya yöneten kişiler, iş adamları, çok başarılı isimler bilinçaltı güçleriyle oraya geliyorlar. Ve dikkat edin, bu isimlerin hiçbirisi 50-60 yaşından sonra oraya gelmemiş. Gençliğinden beri öyle. Çünkü ya ailesi o telkinle yetiştirdi ve çocuktan beri bilinçaltında o inanç ve kök kalıp var. Veya buna kendisi inandı. Bakın istedi demiyorum. İstediklerimiz olmuyor çünkü. Bizim inandıklarımız ve onayladıklarımız oluyor. Ben bilinçaltında kitabın birinci olacağına inanırsam olur. Siz de eğer isterseniz ruh işinizi hayatınızda çekeceğinizi bilinçaltınızda kayıtladıysanız o insanı mıknatıs gibi çekiyor. Bilinçaltının bir özelliği de insanları, kişileri, olayları bize çekmesi ve itmesi. Kişileri de bize çekilecek güce sahip. Bunun olumsuzunu da yapıyoruz, evet. Hayatımıza iti veriyoruz. Negatifle pozitifi ayırt etmiyor. O yüzden işte negatif konuştukça, zikrettikçe, uyku öncesinde o telkinleri kayıtladıkça biz kendimizi sabote ediyoruz. Fakat bu dönüştürülebilir bir konu. Şunu işte onu diyeceğim. Ha. Çünkü niye? Biz şimdi bunu böyle çok kolay söylüyoruz ama çok da kolay olmuyor. Niye? Biz yine kendimizi kandırıyoruz. Tamam istedim olmadı ama istemek değil diyorsunuz. İnanmak. Olmak. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi benzer enerjiler birbirini çekiyor. Şimdi insanlar yakınıyor. Mesela cimri bir patrona denk geldim veya bana darbe indiren bir arkadaşa denk geldim veya ben iyi bir insanım ama kötü veya aldatan ilişkiler bana geliyor. Şimdi sistem şöyle işliyor. Benzer enerjiler birbirini çekiyor. Benzer olmayan enerjiler birbirini çekemez. Yani o insan sana geldiyse senin değersizlikle ilgili, kıtlıkla ilgili, korkularla ilgili bir blokajın var. Kendimi değiştirdiğimde ya o insanla olan ilişkim, iletişimim tamamen değişiyor veya o insan sevgiyle benim hayatımdan çıkıyor. Artık bana uygun olan frekansta başka bir kişi hayatıma çekiliyor. Tamamen kendimi değiştirmem ve dönüştürmemle ilgili. Ve bu gerçekten inanmamla. Evet, şimdi uyku öncesi ne düşünüyorsunuz? Bunlar çok önemli. Ha. Olumsuz telkin, telepati bunu gün içinde çok fazla yapıyor musunuz? Olumsuz bir şey konuştuğumda, düşünde, zikrettiğinde bunu hemen iptal ediyor muyum? Onun yerine olumlu bir şeyi koyuyor muyum? Mesela... Bu Türk örneklerle gidelim mi? Hayır biraz demeyi insanlar. Bilmiyoruz mesela. Mesela hiç. Ben o gün o davete gitmek istemiyorum. Hı. Benim daha hayırlı veya başkaları için hayırlı veya parayla ilgili bir şey yapmam lazım. Hı. Ama mecbur hissederek gidiyorum ya. Mesela çok basit günlük hayattan bir örnek. Bir kere kendi kulaklığıma giriyorum, kendi enerjimi sabote ediyorum ve orada başkaları için yaşama enerjisi başlıyor. Orada bir enerji kaybı oluşuyor. Bunları, bu tarz hareketleri tekrar tekrar tekrarladığınızda, istemeyerek, katlanarak, direnç göstererek bir şey yaptığınızda enerji alanı tamamen düşüyor. Ve benzer bu tarz olaylar tekrar tekrar hayatıma geliyor. Arka arkaya bunları yaşamaya başlıyor. Bir de biz bırakmaktan çok korkuyoruz. Mesela artık çok az kazandığı veya yine dediğim işi kendi kul hakkına girdiğini çok iyi bildiği bir işte devam ediyor. Çünkü daha iyi bir iş bulamayacağını düşünüyor. Ha, mesela diyor ki ben bu maaşımı, bu kazancımı da kaybetmeyeyim bari, bu az şeyde devam evet, edeyim şimdi diyor. O kıtlık kaydını tekrar 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 kendisine yaşatarak yeni kıtlıkla ilgili problemleri çekiyor. Mesela aldatan bir erkeğe katlanırken bir yandan da kıtlık sorunu yaşayan binlerce kadın tanıyorum. Neden? Çok. Çünkü kendini enerji olarak değersizleştirdi ya o ilişkide. Evet. Bir değersizliği daha çekiyorsun o zaman. Adama da o değersizliğini yüklüyorsun, evet. Veriyorsun. O da seni değersiz görmeye bütün başlıyor. Bütün bunları kişinin değiştirebileceğine, bunları nasıl? Hak etmediğine kanaat getirmesi lazım. Şimdi, önce bir kere buna inanacak. Evet, bir kere bütün bunlar geçmişteki bir takım durumlardan kaynaklanıyor. Geriye gidecek, kendisi de yapabilir. Babasıyla ilgili olan ilişkisi, çocukluk, doğum anı, ilk ilişkisine yaşadıkları, bu kıtlık programları nerede başladı? Mesela benimki çocukluktan geliyordu. Bir şey varken bana yok gibi gösterilebiliyordu. Çok kıtlık programlarıyla yetişmiş birisiydim. Sonrasında o kıtlıkla ilgili korkularımdan dolayı gereğinin çok üstüne yemek yerim. İşte siz de hatırlıyorsunuz 96 kiloya kadar evet, çıkmıştım. Evet, siz yani bence o zaman çözdünüz mü diye soracaktım. Siz çözdünüz. Nasıl çözdünüz? 96 mesela? Kiloydum. Sonra dedim ki ben tokum fakat yemek yiyorum. Bu bilinçaltımla ilgili bir konu olmalı. Araştırdığımda kıtlık korkum olduğunu... Aman ileride sefalet, parasızlık çıkıverir. Aman bu vücudumdaki yağları, kiloları ben bırakmayayım diye bunları
onları kilitlediğimi gördüm. Ne zaman ki o eski kıtlık anılarımı dönüştürdüm, kendiliğinden, bakın rejim yaparak değil, asla bir operasyonla değil, kendiliğinden 4 ayda kilolar geçti. Çok güzel kilo vermişsiniz bu arada. Çok teşekkür ederim. Herkes yapabilir. Bu nedir? Olumlamalar çok önemli. Şimdi bakın, önce olumlamalar insanlara saçma geliyor. Fakat bilinçaltıma o kayıt olarak girerse, bilinçaltı onu gerçek sanarsa size sunuyor. Mesela ruh eşimi hayatıma kolayca çekiyorum, kolayca zayıflıyorum, tok hissediyorum, bolluk benimle gibi. Yani birisiyle dedikodu yapacağımıza oturup olumlamalarla çalışsak her gece sadece 5 dakika, 21 gece deneyin. Kendiniz mucizelere şahit olun. Bu olumlamalarda yüksek ses kulağımızın ya yüksek ses ya da kulaklıkla ama kendi sesimle olması lazım. Çünkü bilinçaltı o zaman kaydı. Duyacaksınız. Evet, daha olumlu alıyor. Güzel. Görüntüyle de çalışabilirim. Vizyon, mesajlar, imgeleme. Şimdi gerçekten gördüğü bir şeyi, resmi, bilinçaltı gerçek zannedebilir. Şu anda sizin bir arabanız olmayabilir. Fakat o resme çok fazla baktığınızda o arabayı satın almak için gerekli kişileri, koşulları, olayları, vasıtaları, vesileleri bilinçaltı zaten size çekecektir. Ve algınız da açılıyor. Ona göre enerji alanı çalışmaya başlıyor. Fakat çoğu kişi sonradan iptal ediyor. Ya olmaz ki, bu saçma. Ay. Sistem böyle işlemiyor. Ben kendime örnek veriyorum. İlişkilerden, paradan, işte kitaptan, kiloya. Hepsini nasıl hayatımda sıradan bir insan olarak yaptıysam sizler de yapabilirsiniz. Niye elinizde böyle bir güç varken bunu kullanmayasınız ki? Neden tek buna başınıza inanıp denemiyorsunuz? Yani bir para harcamıyorsunuz, evet, bir şey yapmıyorsunuz. Kendin bedava yapacaksın. Aynen. Ondan güzel bir şey olabilir mi? Bu güç herkesin elinde. Kullansınlar. Biraz da dualara kendilerini versinler. Manevi olarak frekanslarını açsınlar. Şimdi tabii ki bu güzel olumlamalardan anlaşıldı ki o bu üç kitap nasıl peş peşe çıktı ve nasıl güzel satıyor bak şimdi. Evet, evet. Bir de tabii şöyle bir şey var. Şurada da yazıyor kapakta. Allah'ın adıyla, Allah aşkına yaptığın her şey sana misliyle geri döner. Yani kitap çıkarken şöyle dua etmiştim. Bunu da zaten internette de yazmıştım. Allah'ım sana göre bu kitap iyiyse, insanların hayrınıysa bunu sen bir yerlere getir. 3 günde de birinci olmuştu. Siz de takdir edersiniz ki hiç promosyon yapmadan 3 günde birincilik imkansız. Çok önemli bir şey. Allah'ın takdir. Yoksa ben kimim ki kitabım 3 günde birinci olsun. Estağfurullah. O yüzden Allah'tan istemek ve kendi bilinçaltımızı, gücümüzü de birlikte kullanmak kombine her türlü güzel sonucu getirebiliyor. Getiriyor. Peki burada yine ben dönersem ekran başında şimdi insanlar bunu bence çok da güzel anlattığınız için uygulamak isteyen insanlar olabilir. Diyelim ki burada sadece bu bolluk, bereketle ilgili bir şey. Ne yapsınlar, ne söylesinler? İlk evvela ben bir blokaj yaşıyorum, para sorunu yaşıyorum. Herkesin var aslında Türkiye'de. Tabii iyi ki. Kötü. Veya herkesin daha fazla paraya ihtiyacı var. Veya ihtiyacı yok, alsın onu bağış yapsın. Herkese para aslında iyi gelir. Paradan korkuyor bir defa parayı çekemiyorsa. Parayla ilgili bu korku nereden geliyor? İşte çocukken babası çok çalışıp para mı kazanamamış? Çocukken babasının işsiz olduğu zamanlara tanıklık mı etmiş? Veya bir işe girmiş onda orada kötü muamele mi görmüş? İlk hangi anı ve kayıtlardan, hangi dönüm noktalarından bunu yaşadınız? Bunları tespit bulacaksınız. Edecek. Bu bir. İkincisi, parayla ilgili korkularını aşmak için ilk evvela, ilk söyleyince bu biraz böyle insanlara tuhaf geliyor ama bir şeyin sizin hayatınıza girmesi sizin bunu önce insanlara vermenizle mümkün. Yani sevginin gelmesini istiyorsan sen sevgi verirsen gelir. Parada da öyle. Diyelim ki benim bir ekmeğim var, onun bir kısmını insanlara vermek zorunda. Benim yok ki deyip tuttuğunuzda tekrar kıtlık kaydına giriyorsunuz. Ne varsa veriyor olmak, akış yaratıyor. Mesela şöyle insanlar görüyor. Bir ömür para biriktirmiş. Allah korusun. En sonunda çok büyük bir hastalığa yakalanıyor. Oraya yüz binlerce para harcıyor o hastalığa. Bu şekilde olmaması için, yani paranın kötü bir yere gitmemesi için parayı aşırı biriktirmek, hiç akış yaratmamak da bir korku enerjisi yaratıyor bilinçaltınıza ve bloke oluyor. Bunu da yapacağız. Olumlamalar, ben süremiz de azaldığı için cümleye geçmek de istiyorum. Olumlamaları kullanacaksanız kendi sesinizle telefonunuza kaydedin. En az 21 gece uyku öncesi dinlenmesi lazım. Kitapta var mı olumlama? Var. Yalnız olumlama cümlelerinde olumsuz bir şey geçmez. Mesela ben paradan korkmuyorum derseniz paradan korkarsınız. Ben parayı sevgiyle hayatımda kabul ettim. Ediyoruz. Ay Tuğçe Işınsu, çok çok ben teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sizi sohbetti. Sizi de gördüğüm için çok mutlu oldum. Ben sizi de çok severim. Çok da güzel bilgilendik. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şefimiz Özlem Mekik bugün evde kolaylıkla yapacağınız lahmacunun tarifini verecek. Alzheimer'la yaşayan hasta ve hasta yakınlarının yaşamlarını mercek altına alıyoruz. Hastalığın belirtileri nelerdir? Her unutkanlık Alzheimer mıdır? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Gülsen Babacan Yıldız anlatıyor.
Alzheimer hastası annesine bebekler gibi bakan ünlü modacı Tanju Babacan yaşadıklarını Nergis zamanında anlatıyor. Modern aktar Ayhan Ercan'la bitkilerin ve baharatların renkli dünyasına yolculuğa çıkıyoruz. Birazdan Nergis zamanında. Yaşasın! Özlem Mekik'le beraberiz şefimiz ve bugün ne yapıyoruz? Bugün yine her zamanki gibi farklı bir tarifimiz var. Evde fındık lahmacun. Lahmacun yiyeceğiz, evet. Lahmacun. Peki bir şey diyeceğim, hep merak ederim, hazır yakalamışken evet. Söyleyeyim. Urfa işi lahmacun, Adana işi lahmacun, bunların farkı ne oluyor ve biz ne işi yapıyoruz? Evet. Ne işi lahmacun? İşte bizimki ne işi? Hemen şöyle, Antep işi lahmacun genelde Antep yöremize ait, o güzel memleketimize ait lahmacun bol daha sarımsaklı olur. Daha çok yeşilliği daha fazla olur. Urfa işi lahmacun da ise soğanlı bir lahmacundur. Ha. Ve aynı zamanda o biraz daha isotta yapılır. Benim yaptığım lahmacun ev tipi. Biraz Urfa işi. Ha, ev işi Urfa işi. Aynen. Aa, öyle. Güzel. Aynen. Güzel. Şimdi, yani sarımsağımız evet, var. Evet. Ama bugün Nergis abla çok işim var. Gördüğün gibi bugün şimdi sadece Urfa'dan lahmacun değil. Pardon, soğanımız var. Soğanımız çok. Var. Soğanımız evet. Ve acımız çok. Acımız özür çok dilerim. Evet. Urfa'da sarımsak, sarımsak var. Antep'te sarımsak var. Ay Antep'te sarımsak. Aa karıştım. Biz şimdi Urfa. Evet, tamam Urfa. Soğanlı. Evet. Şimdi onun dışında bugün tabii mutfağımız çok dolu dolu çünkü sadece Urfa işi, ev işi lahmacun değil de bir de aynı zamanda Antakya'nın tepsi kebabını yapacağız. Yine onu da ev işi yapacağız. Sonra sen bir de o da yetmeyecek. Sen ne yapıyorsun ya? Ne diyorsun? Diyoruz ki hani böyle salata olur ya bir ocak başına ya da bir kebapçıya gittiğinizde çok böyle ocak başı salatası olur. Aynen bir de onu yapacağız ama önce nereden başlayacağım? Önce kıymayı güzel bir şekilde yoğurmaktan başlayalım. İyi lahmacun kıyması ve hamuru çok önemlidir. O yüzden önce kıymadan başlayacağım. Şimdi bunu yapabilmem için böyle güzel bir tepsi alın lütfen. Çünkü burada yoğurma işlemi giriyor yine her zamanki gibi. Tabii ki. Bir çiğ köfte gibi düşünün. Şimdi önce sıvı malzemeler. Bu çok önemli. Neden sıvı malzemeler? Burada eldiven kullanacağım. Çünkü sonra da hamur içinde vaktim olmadığı için hemen de hamurumu da açmam lazım. O yüzden de tabii bekletmem de gerekiyor. Birazcık kıymayı dinlendirmem gerekiyor. O yüzden şimdi ne yapıyorum? Önce şöyle bir tane domatesimi aldım. Güzel bir şekilde rendeledim onu. Rendelemenizi tavsiye ediyorum. Çok fazla rondo kullanmayın lahmacun tarzı şeylerde. Aynı zamanda biber koyacağım. Mesela biberi de mutlaka ve mutlaka elinizde şöyle güzel bir şekilde kıymanız daha soğanı doğru da olacaktır. Evet süper Nergis abla. Şimdi salçam var. Bakın şimdi hepsini bir arada şöyle güzel bir şekilde koyacağım. En son birazcık tuzumu da koyacağım şurada. Şimdi hepsini bir arada yoğuracağım çünkü. Çok güzel. Bir de karabiberim. Tabii dedim ya size burası şimdi Urfa işi. O zaman ne yapmam lazım? Benim böyle güzel bir isotum var. İsotumdan alacağım, koyacağım içerisine. Fakat biraz acı olsun. Lahmacun dediğin acı olsun. Oo tabii. Şimdi tabii. Burada bir tane şöyle güzel bir işlem yapacağım. Bakın şimdi o güzel acılığı nasıl alacaksınız? Nasıl? Bir püf noktaya geliyorum. Yine bir püf noktası yine bir veriyor. Püf nokta. Aman dikkat. Bir de lahmacun kıymasının birazcık sulu olması lazım. Doğru. Sulu olabilmesinin yolu ya soğanın suyundan geçer ya da onu birazcık sulandırmanız lazım. Öyle şimdi bunu zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Şöyle mutlaka ve mutlaka pul biberini böyle suyunu iyice iyice elinizle böyle yumuşatacaksınız. Yumuşattıktan sonra içerisine koyacağım ve bunu güzel bir şekilde yoğuracağım. Aa, çok bak güzel. Şimdi rengini görüyor musun? Evet. Nergis abla şimdi bak bunu böyle koyuyorum. Şimdi işte sıra geldi artık yoğurma işlemi. Şimdi şu ana kadar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kıymayı koymadım. Kıymayı bu arada ben tek çekim aldım ve aynı zamanda da orta yağlı dana kıyma kullanıyorum. Ama içerisine kuzuyla da karıştırma işlemi yapabilirsiniz. Çünkü kuzu kıymasının da girdiği ama şöyle olur. %80 dana kıyması yine söylüyorum orta yağlı, %20 de kuzu. Döşten bir kıyma alırsanız çok daha lezzetli de olur. Şimdi bu arada malzemeleri çok güzel evet, böyle yoğurdu. Yoğurdu. Şimdi asıl zaten kısmı burası. Şimdi bize o lahmacunun güzel tadını verecek olan kısım şu gördüğünüz sos kısmı. Şimdi
işin artık kıyma kısmına geldik. Şimdi kıymayı bakın. Şunu hemen şurada elinde tutabilirsin. Aldım hayatım. Sağ ol. Şimdi kıymayı önce tek başına iyice ben yayındayken de aynı zamanda birazcık yoğurdum. Ha, şimdi çok, malzemeleri yoğurdun, evet. Başka tarafta da kıymayı yoğuruyorsun. Ama yine katı karıştıracağım. Tabii. Neden bunu yapıyorum? Çünkü kıymanın içerisindeki o sinirleri rahatlatmak için yapıyorum bu işlemi. Hmm. Çünkü içinde soğan var. Soğan olduğu için bir de pul biber var. Alayım şimdi onu. Bakın şimdi. O böyle lime lime bir kıyma olabilmesi için, birbirinden ayrılması için önce kıymaya iyice bu sosu yedirmem lazım benim. Önce yedireceğim. Aa, çok güzel bir şey oluyor kızlar. Ve bu arada ev tipi lahmacun. Eskiden bilir misin Nergis abla? Hep böyle fırına götürürlerdi. Hala Urfa'da, Antep'te öyledir gerçi. Ya, evinde yaparlar. Tabii. Benim annem bak ben eskiden hatırlıyorum çocukluğumdan şeyi de kadayıfı da fırına gönderirdi. Değil mi? Ne güzel gelirdi oradan böyle. Evet bak şimdi güzel bir kıyma içi oluyor. Görüyor musun? Şimdi bak ne kadar sulu sulu. Ama biz bugün fırına götürmeyeceğiz. Onun yerine size evinizde olan, herkeste olan bir şey de yapacağım. Çok güzel. Neyde yapabilirim? Mesela burada ne var? Nergis Ay bir dakika dur şimdi. Sakın bana tost makinesinde yapacağım de. Tost makinesinde vallahi şaka yapıyorum. Evet tost makinesinde yapacağım lahmacunu. Evet ve başka gerçekten bir şey. Gerçekten mi? Evet. Şimdi 3 tip ev tipi fındık lahmacun yapabilirsiniz. Tabii bunu büyük de yapabilirsiniz ama ben bugün fındık yapacağım çünkü stüdyoda kalabalığız ya. Tabii bir herkese de fındık tatlı ya. Yesin çocuklar herkes. Da böyle okuldan geldiğinde de yine yedirebilirsiniz çayla, ayranla evet, değil mi? Evet aynen öyle. Şimdi bakın. Hı hı. Evet şimdi kıyma hafif hafif böyle toplandı lahmacun iç harcım. Ama şimdi sıra geldi burada birazcık maydanoz. Oh. Bir de şöyle... Biber ister koyar ister koymazsınız. Tercih sizin. Hmm. Ama genelde Urfa işinde Urfa biberi vardır böyle yeşilli yeşilli. Hmm. O biberi kullanırlar genelde. Aynı zamanda da eğer o da yoksa evinizde yeşil biber de kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Ama elinizdeki malzemeler neyse onu da değerlendirebilirsiniz. Bak şimdi gördün mü? Hem yumuşak bir harç oldu. Hmm. Hem de aynı zamanda da böyle sulu sulu birbirini toplayan. Bak şimdi lif gibi görüyor musun ayrılabiliyor. Hı hı. Eğer pul biberi ıslatmamış olsaydım bu kadar yumuşak olmayacaktı. Çünkü kıymamı dediğim gibi tek çekim alıyorum kasaptan alırken siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bak yağları da burada toplandı. Ekstra herhangi bir yağ gerek kalmamış oluyor. Hı hı. Şimdi ben sana bunları veriyorum. Ver canım evet ben anladım şimdi. Şimdi anladın değil mi? Şimdi işin geldiği. Asıl şunları püf noktası olan. Evet evet alabilirsiniz. Püf noktasını. Şimdi bunu güzel bir şekilde ben dinlendireceğim. Şöyle üzerine de hatta yağlı bir kağıtla bunu dolaba koyacaksınız. Yaklaşık bir yarım saat falan dinlenmesini bunu sağlayın alayım derim. Mi istiyor musun? Bu kalsın. Yok tamam. Şimdi işin püf noktası hamurunda lahmacun iyi bir lahmacun yapabilmeniz için bir de taş fırınınız yoksa şayet o zaman mutlaka ve mutlaka böyle tost makinesi ya da fırında ya da tencerede ya da tavada yapacaksınız. O zaman beyaz undan yardım alın ama daha böyle kıtır kıtır olsun diyorsanız tam buğday unuyla kepekli unla karıştırabilirsiniz birazcık. Unu. Tam buğday unuyla kepekli unu karıştırabilir. Evet, o daha kıtır mı yapıyor? Daha kıtır olmasını sağlar. Çünkü bizim taş fırınımız yok. Birazcık farkındaysanız bıraktım tabağımda. Evet. Bunu açma işleminde kullanacağım. Ama hamurun dediğim gibi iyi bir hamur yapabilmeniz için ortasını açıyorsunuz. Önce şöyle mayayı ortaya koydum. Şurada bir parça tuzum var. Tuz da şeker gibi mayaya çabuk gelmesini sağlayacak. Şimdi... Hafif hafif suyunu koyacağım. Yavaş yavaş. İstersen evet, ben sana iyiydi. Yardımcı evet, olabilirim. Olur Nergis ablacık buyur. Şimdi yavaş yavaş biraz daha alayım. Birazcık daha. Şöyle yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağım. Bu arada kullandığınız malzemeler oda daha sıcaklığında şimdi birazcık daha alabilirim toparlasın kendini. Tamamdır. Evet, sen anlat bu arada. Tuttuğunuz hamur eğer oda sıcaklığındaysa daha çabuk mayaya gelir. Ama serin yerden çıkartıyorsanız şayet mayaya gelmesi daha zorlaşabilir. Mesela bizim şu anda stüdyoda olduğumuz için ve burası sıcak olduğu için ben muhtemelen bu tarife göre 2,5 su bardağı un kullanıyorsam yaklaşık 3-3,5 su bardağına kadar çıkacak bu un miktarı. Çünkü neden diyeceksiniz sıcaklıkla birlikte daha hamur mayhoş bir hal alıyor. Anladım. O yüzden de bir de oda sıcaklığında da tutuyoruz tabii ki. O yüzden şimdi artık istemiyorum. İstemiyorsun, bir önce güzel. Yoğurmayı yapacağım. Tamam. Şimdi güzel bu yoğurmaları yaptıktan sonra bu parmaklarınıza yapışıyor ya sakın korkmayın. Ha, ben de şimdi korktum da o yüzden. Yok hiç korkmayın. Çünkü hamur dediğiniz zaten parmağınıza yapışıyor.
yapışır. Orada toplamanız lazım. Hamuru önemli olan iyi şekilde yoğurmaktır. Ve yoğurma işlemini yaparken en önemli şeylerden biri şurayı kullanmaktır. Ha, şu, bu bölümü, şu, elinizdeki bu bölümü iyi kullanmanız lazım. Eğer iyi kullanırsanız hamur mayaya da gelir. O zaman hamur oda sıcaklığından sizin el sıcaklığınızla da birleşir. Niye derler sevgini katıyor musun yemek yaparken diye, biliyor musun? Niye? Elden dolayı. Ha, oradan onu tabii. Şimdi şöyle, onu da hemen söyleyeyim. Uzmanlar onu da şöyle açıklıyor. Aa, bir de açıklaması tabii var bayağı. Peki. Neden neymiş? Biliyor musunuz? Dikkat edin, eğer üzüntülüyseniz, mutsuzsanız çok güzel yemek çıkmaz. Gerçekten de çıkmaz. Ama moraliniz düzgünse o zaman eliniz, çünkü beyninizle kalbinizi en kolay yönet. Dikkat edin, heyecanlandınız hemen eliniz terler. Değil mi? Doğru. Neden o zaman el terliyor? İşte doğru. Mesela o el terlemesi o hamurun mayasının tutmamasını sağlıyor. Aa, ya işte ya. O yüzden. Şimdi bak gördün mü, bu güzel bir şekilde ben bunu yoğurdum. Şimdi ne oldu? İyi, demek ki şöyle. Mutlusun. Tabii. Bugün mutlusun. Çok, şimdi bakın canım, böyle bir beze oldu. Fındık lahmacun yapacağım. Küçük bir hamur ama bundan yaklaşık 8-10 tane çıkacak. Şimdi diğer tarafta ben yayın öncesinde şöyle bezelerimi yapmıştım. Aa, şimdi, güzel güzel. Çünkü tabii, bunu bekletmem çünkü lazım. Çünkü biz yayında olduğumuz için alalım. Şimdi bunu bekleteceğiz. Evet. Anladım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi şurada unum vardı. Bakınız yaklaşık 8-10 tane beze çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık unluyorsunuz ama un miktarının çok olmaması lazım. Mümkünse bir tahta üzerinde yaparsanız çok daha kolay hamur açılır. Bunu da hemen belirteyim. Ya mermer ya da tahta olması lazım. Şöyle merdanenizle açıyorsunuz. Ay ne de oklava. Sempatikler. Her evet. Şeyin de küçüğü güzel. Ha? Küçüğü. Vallahi. Aynen öyle. Şimdi ne tost tatlış. Makinesini bu arada tost makinesini gördüğün gibi Nergis abla istersen bir aç tost makinesini de bir açtı. Gösterelim. Evet. Bu arada. Bu arada efendim tost görüyor makinemiz musun? Isınmış, evet. Güzel, sıcak. Evet ısındı evet. Fakat tost kısmıyla yapmıyorsunuz. Bakın bu kısım çok önemli bizim için. Üstünü iki kademelidir ya tost makinaları. Evet. O iki kademesini kullanıyorsunuz. Heh, aynen şöyle, öyle. Yani açıklı tepede. Olacak tepede. Tamam. Sıkıştırmıyoruz aynen. Tost evet. Yapar gibi havada. Havada olacak. Güzel. Şimdi burada benim kıymam vardı. Ama bu fikri beğendim. Hepimizin dur. Yapabileceği bir şey. Evde tost aynen. Makinalarımız var yani. Şimdi hamurumu da aldım. Şöyle bakın fındık bir lahmacun oldu. Tost makinesi olmayan da fırına koyabilir ama değil evet, mi? Evet aynen tabii. Öyle. Şimdi... Lahmacun kıyması yerleştirme işlemi. Ha. Bakın şimdi bir doğru yerleştirme bir de yanlışını yapacağım ikinci bir lahmacunla birlikte. Doğru yerleştirme sistemi parmaklarınızla yerleşir ve şöyledir bu. Buradan aldığınız hamuru böyle dağıtarak yerleştirirsiniz. Ha, ilginç. Evet. Bak bunun da bir tek her tekniği şeyin var. Bir tekniği var. O yüzden var. Dikkat edin mesela lahmacunculara gittiğinizde şöyle yaparlar kebapçılar. Tık 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 tık, tık basarlar üzerine evet, böyle böyle. Evet böyle. Doğru çünkü diyorsun. Hamur hiçbir şekilde o kıymanın suyunu çekmesini istemezler. Bu da hamurunuzun birazcık daha kıtır kıtır olmasını sağlamasına sebebiyet verir. Ve kenarlarını da boşluk bırakmazlar. Çünkü lahmacun dokundukça açılır. Böyle açma işlemi de yapmış oluyorsunuz böylece. Anladım. Şimdi ya. Bu doğru sistem. Evet bu doğru sistem. Bu doğrusu. Şimdi bu doğru sistemi yaptık. Böyle boşluk olmaması lazım doldurma işlemlerinizde. Şurada birazcık fazlalık kaldı. Evet şimdi bu doğru işlem. Bak şimdi Nergis abla sen bunu önce bir at bakalım tost makinesine. Şaka yapıyorsun. Şöyle bir at bak. Aa. Bu şekilde hemen at bakalım. Lahmacun küreği tam böyle gibi. Lahmacuncu gibi. Ay bir dakika. Hop aynen. Attım. Bak şimdi evet onu attım. Attım aynen. Yukarıda da yukarıda tuttum. Yukarıda tuttunuz. Şimdi o taş fırın özelliği vardır ya hani böyle kıtır kıtır ve siyahımsı altı böyle yanar gibi olur. Aynı bak şimdi öyle çıkacak buradan. Güzel bir şekilde ay çıkacak. İnşallah güzel doğru atmışımdır. Çok korktum şimdi yok, ben. Yok yok çok doğru. Anneciğim ya yanlış bir şey yaptıysam. Yok yok çok biraz doğru biraz kenarda yaptım. Duruyor ama. Öyle mi? Ortaya alırsak ay, daha iyi olur. Ay iyi bak gördün bu arada mi? Tost makinesi gibi böyle ürünlerin her zaman ya da tencereli bir yemek yap hemen alayım. Hemen şöyle. Ama elin yanar. Yanmaz yanmaz. Şöyle. Heh, tamam. Ay korkuyorum valla dokunmaya. Şimdi. Heh, tamam. Evet. Şimdi tost makinesi ya da tencere ya da ocakta yaptığınız yemeklerde hanımlar özellikle bunu not olarak belirtmek istiyorum. Tabii biz profesyonel mutfaklarda hazırlıklarımızı yaparken her zaman şöyle yapıyoruz. Çok fazla açmayıp artık elle de açacağım çünkü. Ne yapıyorsunuz? Her zaman yemeği kenardan değil ortasıdır tencerenin iyi pişiren yeri. O yüzden kavurma işlemlerinde kenarda bıraktığınız ya da tost makinelerinde kenarda bıraktığınız her şey yemeğinizin eşit ölçüde pişmemesini sağlar.
O nedenle lütfen pişirme işlemlerinizi tencere olsun, tava olsun, tost makinesi olsun hep orta kısmından başlayın. Çünkü bütün ısı orada toplanıyor doğru, aslında. Doğru ama ben korkumdan orada kenara gitti diyemedim evet. Vallahi yanlış bir şey yaparım. Şimdi bir de yanlışı yapayım mı? Hadi yap. Yanlış da şu. Şimdi ortaya aldık. Ortadan yaymaya başladığımız zaman ne oluyor? Bu sefer hamuru eşit ölçüde dağıtmamaya başlıyor. Ve şöyle dağıttığınızda, o yüzden lahmacuncuları gittiğinizde her zaman üstten başlar ve aşağıya doğru eğmeye başlar. O zaman biz de yaparken üstten evet, aşağıya. Bunu yaptığınızda ağzı açık mesela vardır bizim yörelerimizde. Birçok ağzı açık yapılır. Onlar mesela direkt ortadan koyarlar. Çünkü niye? Kenarları boşluktur ya da biberli ekmek. Hatay'ın yine biberli ekmeği. Onlar mesela genelde kenarlarını böyle boşluk bırakırlar. Boşluk bırakırlar. Ama bizim daha iyi yaymamız için bakın hı-hı mesela şimdi ister istemez boşluk oluyor. Gördün mü Nergis abla? Evet. İşte bu. Evet. Bu da yanlış olan. Hadi bunu da atalım. Hadi bunu da atalım. Yaklaşık şöyle söyleyeyim size 4-5 dakika hop, sonra. Ama bu artık kenara doğru tabii, geldi. Evet aynen öyle. Hop. 4-5 dakika sonra tost makinesinden lahmacun çıkacak. Ben bu arada yapmaya devam edeceğim. O yüzden de tabii ki yayın sonrasında güzel burada lahmacun dağıtıyor olacağız. Ben de tam böyle ama şey gibi hani fırın küreği gibi elimle attım. Havaya girdim bayağı çok güzel peki, oluyor. Bir de geçen gün biliyorsun 3 hafta önce bir sirke yapmıştık. Şimdi evet, ben ellerimi yıkayacağım. O sirkeyi bugün bir yerde kullanacağım. Şimdi ay, ona geçeceğim. Güzel. Sen orada konuklarımızı ağırlarken çok bu arada güzel, ben hemen elimi yıkıyorum Nergis abla. Tamam, sirkeyi canım, hatırlıyorsun değil mi bu arada? Tabii çok net hatırlıyorum. Şimdi ondan bir şey yapacak. Evet. Şimdi bir sirkeyi artık sirkeyi hayata geçireceğim. Artık sirkemizi sirke kullanmaya başlayacağız. Sirke çünkü 3 haftada hayata geçmiş olacak böylece. Tamam. O zaman şimdi, sen sirkemizle. Evet. Şimdi onu da ve bir göstereyim son ha, göster, olarak. Peki, evet, evet göstereyim onu da göstereyim. Çünkü güzel bir ocakbaşı salatası gibi bir salata yapacağım ya. Ondan hı-hı dolayı sirkeyi şimdiden hazırlayayım. Hı-hı. Ondan sonra ikinci bölümde de zaten onu anlatırım. Şimdi sirkemizi bir kavanoza koymuştuk. Evet. Ne yapmıştık? Ekmek mayası, nohuttan maya almıştık sirkeden. Ve bir parça da fermantasyon olabilmesi için de hı-hı kendi mayasını kullanmıştım sirkenin. Şimdi hı-hı bunu güzel bir şekilde açayım. Hatırlıyorsunuz evet, değil mi? Hatırlıyorsunuz işte. Şimdi Ayhan Ercan da bence söyler sirkenin doğrusunu oh, nasıl yapılacağını. Değil mi? Şimdi ne yaptım? Şimdi sirkeyi şöyle üzümlerine döktüm güzel bir şekilde. Bakın şimdi bunu tülbentle de yapabilirsiniz. Böyle iyice eziyorsunuz. İyice ezdikten sonra şöyle o zaten gördüğünüz gibi artık o sirke kıvamını almaya başlayacak. Burada ezme işlemini yapacağız. Ondan sonra ben bunu tekrardan şişeleyeceğim ve o şekilde tutacağım. Kiler köşenizde tutabilirsiniz. Ekmek, nohut gördüğünüz gibi bakın her şey şu an içinde. Böylece artık mis gibi ev yapımı sirkemiz de var. Ay çok güzel oldu bu Özlemciğim. Evet. Şahane. Bu arada lahmacunlarıma bakayım. Oh olmak üzere vallahi oh, harika çok gözüküyor. Çok güzel inşallah vallahi. Ay çok güzel bugün şahane. Evet. Gerçi her gün şahane. Özlem'in yaptığı her şey şahane. Efendim çok ben konuğumun yanına gidiyorum. Evet. Seni mutfakta bırakıyorum tamam, geleceğim. Tamamdır. Alzheimer'la yaşayan hasta ve hasta yakınlarının yaşamlarını mercek altına alıyoruz. Hastalığın belirtileri nelerdir? Her unutkanlık Alzheimer mıdır? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Gülsen Babacan Yıldız anlatıyor. Alzheimer hastası annesine bebekler gibi bakan ünlü modacı Tanju Babacan yaşadıklarını Nergis zamanında anlatıyor. Modern aktar Ayhan Ercan'la bitkilerin ve baharatların renkli dünyasına yolculuğa çıkıyoruz. Birazdan Nergis zamanında. Efendim, bitki uzmanı Ayhan Ercan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Masamıza şifa getirdiniz, renk getirdiniz. Çok güzel tarifleriniz var. Bugün evet, onlardan bahsedeceğiz ve bize uygulamaları göstereceksiniz. Evet, göstereceğiz ama Özlem de orada zaten güzel tarifleriyle harika şifalar dağıtıyor. Örnek sirke. Dünyadaki en önemli gıda maddelerinden biri. Belki de insanoğlunun ilk yaptığı gıdalardan hı-hı bir tanesi. Onun için evde yapmakta çok fayda var. O tarifleri yabana atmayın derim. Öyle başlayalım. Çok size teşekkür ediyoruz. Ne güzel ben oldu bu. Evet kesinlikle öyle. Evet. Peki hemen neyle başlayalım? Çünkü çok ağrılarımız, bizim hep bir problemimiz var. Hı-hı. Yani bir ağrı problemimiz var evet, değil mi? Yani birisiyle konuş muhakkak ağrısı ya dizinde ya bir yerinde vardır. Yani çok var hele bu havalar. Şimdi İstanbul malum Türkiye'nin birçok yerinde yağmur hı-hı çok fazla var ve ağrılarla ilgili hakikaten ciddi sıkıntı çekiyorlar belli değil yaştaki mi insanlarımız. Bir de
zamanında iyi beslenmediysek, sağlıklı olmadıysak, hareketlerimiz hep kısıtlıysa maalesef bu kaçınılmaz son oluyor. Bunları çok desteklemek haklısınız. Adına ne yapılabilir? Mesela hem içeriden uygulamalar yapılabilir hem de dışarıdan ağrı kesici uygulamalar yapabilir. Hangisini yapalım? İçeriden olanı mı, yani dahileni mi, haricini mi yapalım? Şuradan şöyle mi başlasak hocam? Böyle mi gitsek? Buradaki ya da içeriden başlayalım. Bunlar içeriden, dışarıdan. Evet. Hadi gelin içeriden, İçeriden başlayalım. O, burada zaten. Burada. Mesela tamam. Ne var? Birazcık eğer kiloluysak, zamanında iyi hareket etmediysek, özellikle hanımların çok büyük bir kısmında dizlerde sıvı kaybı ve kıkırdak deformasyonu oluyor. Çok fazla var. Evet. Var mı hanımlar? Bakalım. Benim tanıdığım çok insanda çok fazla var. Evet, bayağı var. Evet. Bu vereceğimiz tarif orada tekrar kolajen sentezini arttırarak, o kıkırdağın onarılmasını sağlayarak ve o sıvının tekrar eski haline gelmesini sağlayan ve içecek. Bakın, bir süper gıda karışımı, ilaç değil, tıbbi bitki içerisinde yok. Yani bir ilaçla etkileşme durumu söz konusu değil. Herkes kullanabilir. Herkes kullanabilir. Aa, bu çok önemli, evet. Ve işte, çok güzel. Evet, süper gıdalarla tıbbi bitkilerin arasındaki en büyük fark bu zaten. Yani burada bakın, şimdi sayacağımız malzemeleri göreceksiniz. Çok basit. Neyimiz var? Portakal suyumuz var. Mümkünse limonata olabilir. Mandalina zamanı mandalina su olabilir. Kolajen sentezini sağlamak için vücudumuzun C vitaminine ihtiyacı var. Onun için bu burada çok önemli malzemelerden bir tanesi. Yani portakal suyu ya da mandalina suyu olabilir. Limonata bir su bardağı limonatada. Evet, olabilir. Hatta hiç katı meyve püresimiz yok diye üzülmeyin. Ben liflerini çok, meyvelerini önemsiyorum. Çok sağlığımız için önemli. Ronda herkesin evinde var. Kabuğu soyun, atın rondaya. Size püre çıksın. İçine birazcık su koyun. Oldu size şahane meyve suyu. Çok da güzel olur. Kesinlikle. Evet. Neyimiz var burada? Hemen maka kökümüz var. Bu bir maka kökü. Nedir bu hocam? Bu kerevize benzeyen Peruluların milli bir yiyeceği aslında. Müthiş enerji vermesiyle biliniyor. Saç, cilt, menopoz sıkıntıları, kadınlarda adet dönemindeki OPSM, işte o ağrılar. Müthiş bir süper gıda ve müthiş bir enerji kaynağı, onu söyleyeyim. Çok güzel. Evet, ve kolajen sentezini tekrardan vücutta sağlıyor. Bütün, bakın yazılıyor ekranda da, evet. Yazılı, kağıdı kalemi alın, bu çok önemli bir tarif. Evet. Ne kadar dedik? Maka kökümüz var, bir tatlı kaşığı koyabilirler. Bir tatlı kaşığı. Bu tarifleri kendi ihtiyaçlarına da göre ayarlayabilirler. Çok sert doz kuralları yok bunda, onu hemen çok söylüyorum. Çok güzel. Yanımızda hemen kuş burnunun çekirdeği var. Kuşburnu herkes biliyor değil mi? Evet, ama çekirdek tozunu hiç ilk defa kullanılıyor. Bir, var mı? Bakın var, hanımefendi de var. Hani evde kendiniz topluyorsanız, köyden geliyorsa sakın çekirdeklerini atmayın. Çünkü son yapılan çalışmalar kuşburnunun esas o kırmızı kısmındaki kabuğunda değil, bütün faydalı maddelerin çekirdeğinde olduğunu belirtiyorlar. Bu da bir C vitamini deposu aynı zamanda. Çok güzel. Yine ondan da içine koyduk. Yine bir tatlı kaşığı koyduk. Yulaf var. Yulaf, yeşil yulaf, yeşil olarak kurutulmuş ama büyümemiş, çimken hasat edilmiş ve kurutulmuş. Dünyadaki en iyi kireç çözücülerden bir tanesi. Bizim vücudumuz, kireçlenme var ya, oluyor yani belli yaştan tabii, sonra. Tabii oluyor. Vücudumuz aslında bizim kireç çözücüler üretiyor. Üretmediği zaman işte burada yulaf müthiş bir destekleyici. Alerjilere karşı gıda tam bir süper gıda, onu da söyleyelim. Hocam çok değişik bir tarif oldu. Bir de yani çok az duyduğumuz şeyler oldu. Çok güzel oldu. Evet. Bir de miktarı çok riskli değil. O güzel oldu hocam. Dediğim gibi bakın, süper gıda olması çok büyük avantaj. Burada bir tıbbi bitki var. Tıbbi bitkiden elde edilmiş bir sakız var. Günlük. Bunu zaten eskilerimiz çok iyi bilir. Çocuklarımız bronşit olduğunda göğsüne havlunun içinde kızıp basanlar. Bunun yağını yine ağrı kesici olarak kullananlar. Bundan bir çay kaşığı kadar içine koyuyoruz. Ve şöyle karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Yapacağınız işlem bu. Yani çok evde güzel. Hazırlamanız gereken, harcayacağınız 30 saniye. Sabah aç karnına alırsak kahvaltıdan hemen önce müthiş olur. Eğer midemiz çok hassassa, portakal suyu içemiyorsanız, bakın gastrit ve ülser olanlar kullanamıyorlar biliyorsunuz. O zaman ne yapacağız? Sütle beraber içebiliriz. Ha, sütle de içebiliriz. Kefirle beraber içebiliriz. Ayranla beraber içebiliriz. Minimum asgari 8 hafta kullanmak kaydıyla. Kimi kişiye göre 12 hafta sürüyor ama çok büyük başarı olan bir karışım. Ay çok güzel hocam. Peki 8 hafta kullanacağız. Aç karnına kullanacağız. Ama mide rahatsızlığımız varsa
süt. Süt, yok süt içmiyorum diyebilirsiniz. Ayran, kefir, yok midem hassas. Ben yine portakal suyuyla içmek istiyorum. O sırada kahvaltıyı yaptığınız anda beraber alabilirsiniz. Onu hemen söyleyelim. 8 hafta asgari, 12 haftada da ileri derecede olanlara bile ciddi anlamda netice veriyor. Tadı kötü değil, onu söyleyeyim. Şimdi bakın Nergis Hanım içiyor. Çok, tadı gayet güzel. Evet, çok içilebilir. Bunu çok zevkinize göre başka meyve sularıyla da yapabilirsiniz. Daha kolay çözülsün, daha kolay emilsin diye çok içine iyi. De bir çeyrek limon sıkarsınız. Şahane bir diz için, diz sağlığı için. Sadece diz demeyelim. Omuzlar, donuk omuz şikayeti oluyor biliyorsunuz. Dirseklerde bir takım sıkıntılar oluyor. Tüm eklemlerdeki deformasyon ve sıvı kaybı için güvenle kullanılabilecek harika süper gıda karışımı. Şimdi 8 hafta kullandık ya da evet. 12 hafta sonra ara mı veriyoruz? Gerek sonra kalmıyor. Ben hiç bakın ben çok böyle bir iddialı bir tip değilimdir ama bunda çok iddialı konuşuyorum. Bu sırada başka yiyecekler bakımından kolajen içeren gıdalar tüketmek lazım. Bol bol paça çorbası için hanımlar. Bol bol işkembe çorbası. Kolajenin tabii. en güzel kaynakları. Onları, tabii. Dünya kolajen de yıkılıyor. Bizim mutfağımızda var. Özlem de bir gün çok güzel yapar inşallah. Herkes de içer. İnşallah. Evet. Fiyatları da uygun bir de yani. Evet. Değil evet. mi? Peki bunu yaptık ama duyar gibiyim. 8 hafta ya ben bu ağrıya 8 hafta nasıl dayanacağım? Ha, bir de bu var. Bir de dışarıdan ağrı kesici bir tarif yapalım değil mi? Yapalım mı? Ha, bunu alırken bir de dışarıdan o 8 haftayı değerlendirelim. O zaten 3. hafta, 4. haftaya kadar kullanacaksınız. Ondan sonra kullanmanıza da gerek yok. Yapalım hocam. Temel taşıyıcı yağımız var, susam yağı. Susam yağı cilt tarafından çok iyi emilen. Kaslarda da eklemlerdeki deformasyondan dolayı kaslara çok yük biniyor ve o kaslarda gerginlik oluyor. Bütün kaslar için geçerli bu. Harika bir gevşetici. Susam yağımız, temel baz yağımız. Onu böyle bir şişe mi ne kadar? 50 mililitre öyle söyleyelim. Tamam, not alıyorsunuz evet. zaten yazıyor ekranda. Evet, ardıç tohumu yağımız var. Onu da 10 mililitre koyacağız. Zaten ekrana da reçeteler geldi. Geldi, evet. Bu uçucu yağdır, iyi bir ağrı kesicidir onu söyleyelim. Biberiye yağımız var. Çok güzel kokmaya başladı şimdiden. Evet, aromatik bunlar tabii evet, güzelce güzel kokuyorlar. Bitkiler elde ediliyor. Müthiş de ağrı kesicidir. Biberiye yağı zaten hanımlar olmazsa olmaz. Bakın herkesin evinde muhakkak olması gereken şeylerden birisidir biberiye yağı. Cildi çok kolay moraranlar için. Bir yere çarptınız hemen üzerine sürün. Morarmadığını göreceksiniz. Biberiye yağı mı morarmayı alıyor? Evet. Bu da bir alt bilgi olarak dursun. Evet. Ben patates koyuyorum, çiğ patates. Geleneksel yöntemler hiçbiri oturup insanlar... kafasından bunu yazmamışlar. Atalarımız hepsi bunu uygulamışlar. Çok faydasını görüyorum yani. Kesinlikle. Hardal var. Hardal tohumu yağımız var. En son kekik yağımız var. Kekik yağımızı biraz az koyacağız çünkü çok güçlüdür. Şimdi bütün stüdyo burası. Buram buram kekik kokacak. Şöyle yarısını koyduktan sonra. Evet 5 mililitre kadar koyduktan sonra. İşte karışımımız sadece bu kadar. 5 tane yağımız var. Güzel karıştırdık. Cam İyice. Bir şişeye koyuyoruz. Günde 2 defa ağrıyan eklemlerimize hafif masaj yöntemiyle. Buradaki amaç oraya masaj yapmak değil yağın emilmesini sağlamak. Hafif masaj yöntemiyle ediliyoruz. Günde 2 defa uyguluyoruz. 3. haftadan sonra zaten verdiğimiz süper gıda karışımı büyük bir ihtimalle ciddi anlamda işe yarayacak. Bunu kullanmaya bile gerek kalmayacak. Bu bir ilk yardım malzemesi. Öyle söyleyelim bu bir tedavi edici ürün değil. Nerede muhafaza edelim? Cam şişede hayır oda sıcaklığında. Cam şişeye oda sıcaklığında koyuyoruz ve bu arada bunları sürdükten sonra üstüne falan bir şey sarmıyoruz. Sadece yani onu şunu alıyoruz onu... eklem yerimize. Evet. Tabii ben şimdi burama sürdüm de bir kokuya. Evet. Oo, çok güzel kokuyor. Çok baharat kokuyor. Çok güzel kokuyor hocam. Ama korkmayın bu tür uçucu yağları sürdükten sonra yarım saat 45 dakika sonra o ağır kokusu kaybolacaktır. Ama kötü bir koku değil ki. Kesinlikle. Çok güzel bir koku yani bir sürü vücut şeyleri alıyorlar. Evet. Kokular bakın, daha güzel onlardan. Farkında oldunuz mu bir şeyden? Hiç cildiniz bakın hiç yağ kalmadı. Evet. Cilt hemen, tarafından emildi bakın görüyor çok musun? Çok doğru hemen emildi. Bir şey kalmadı ki o kadar yağlı gözüken bir evet. şey. Çok ve yağ tamamı yağ oldu halde. Niye çok susam doğru. yağı? Çok iyi. Emici öteki yağlarda uçucu yağ. Çok iyi. Dolayısıyla da çok keyifli ve çok sağlıklı basit bir uygulama notumuzu almayı unutmayın. Şimdi o zaman bu ikisi çok güzel oldu. Evet. Bütün bu eklem ağrılarında özellikle hem içten hem dıştan birlikte bunu uyguladık. Evet. Kesinlikle. Şimdi, burayı bitirip öyle geçelim mi oraya? Olur. Bu da çok tabii basit ki. Bir tırnak ki. Mantarı olan var mı? Ay çok önemli bir şey. Ay ne kadar çirkin bir görüntü oluyor bir müddet sonra o ayakta falan. Yani çok fazla var.
Çok ortak alan kullanmakla, başkasının terliğini kullanmakla. Çok lastik pabuç da giyiyoruz, ondan da oluyor, evet, değil mi? Hava almayan ayakkabılar giymekle çok alakalı. Çok basit, evde hazırlayacağınız 3 tane ham madde var. 3 tane. Şuradan bir kase alabilir tabii miyim? Ki. Hemen aldım. Tabii ki. Aynı safa yağı var. Birçok yerde kullanılıyor. Müthiş bitkilerden bir tanesidir. Aynı safa aynı yağı. Aynı safa. Parklarda görüyorsunuz. Ne zaman biliyor musunuz? Baharda turuncu sarı 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 neredeyse İstanbul'un bütün parklarında vardır. Karanfile benzer. Evet. O evet. Aynı safa çiçeğidir işte. Ya aynı safa. Bakın burada resimde görüyorsunuz. Çok iyi biliyorum tabii, evet. Biz de özellikle İstanbul'da çok fazla görüyoruz. Rengi de bakın kendi gibi altın sarısı bir rengi vardır. Gerçekten. Böyle. Çok güzel. Müthiştir. Uyuzda kullanılır. Bulaşıcı hastalıklarda, deri hastalıklarında koruyucu olarak kullanılır. Evet. 10 mililitrede çay ağacı yağımız var. 50 mililitre aynı safa yağının içine 10 mililitre eğer çıkarabilirsem. Evet, çıkardım. Çay ağacı yağımızı koydum. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Sirke ruhu var. Sirkenin sirke ruhu. Sirke ruhu. Aa, yani, tuz ruhunu bilirim de sirke ruhunu hiç ilk defa şimdi duydum. Şimdi size hiç koklatmayacağım. Yakıcıdır, serttir, dikkatli olmak lazım. Bir çay kaşığı kadar. Ama çok iyi mantar öldürücü özelliği vardır, onu söyleyeyim. Oo. Evet, bakın işlem bu kadar. Yine şuradan karıştırayım. Evet, peki, olur. Hocam şöyle, bu sirke ruhunu hani söyledik ya ama insanlar onu tek başına alıp sürmesinler. Hayır, değil mi? Çok yakıcıdır. Sürdüğünüz yer hani yara yapmaz ama deride hoş olmayan görüntülere sebep olabilir. Sadece bir çay kaşığı koyun, çok iyi saklayın. Çok iyi cam şişede muhafaza edin. Bu tür şeyleri koyu cam şişelerde muhafaza etmek her zaman iyidir. Koyu renk. Koyu renk. Güneş ışığına direkt göstermeyin. Eski bir ojenizi alıyorsunuz. Çok güzel. Eski ojenin fırçasıyla sabah akşam tırnakların hem üzerine, bakın o çok önemli. Hem şöyle. Şu üzerine hem de şu kısmı var. Buradan boşalır iç. Ya. Tabii. Bu boşalan kısma nüfus etmesini sağlıyorsunuz ve yarım saat ne olur dinlenin. Peki o boşalmış bölgeye doğru, içe doğru da birazcık ittirsin mi? Kesinlikle. Zaten yağ olduğu için şöyle tuttuğunuzda buraya yağı döktüğünüzde, fırçayla sürdüğünüzde içeri altta doğru gidecektir. Sonrasında bırakın öyle kalsın. Fazla yağ alın. Bir peçete yardımıyla öyle uyuyun. Günde iki defa yapın. Ve ayaklarınızdaysa eğer, tırnaklarınızdaysa ne olur çok iyi kurutun. Mantarın en çok sevdiği şey nemdir. Hatta ben söylüyorum. Kağıt peçete muhakkak kullanın ve saç kurutma makinesiyle tırnaklarınıza tutun, kurutun ki o içerideki nem kaybolsun, sonra bu yağı uygulayın. Çok nem güzel. Onun en büyük beslendiği, istediği şeydir. Tamam, yani uygulamadan önce hem güzelce kağıt peçeteyle hem de dediğiniz çok doğru fön makinesini kesinlikle tutalım. Ondan sonra da bu yağı kullanın. Evet. Bunu akşamları yatmadan. Yani günde iki defa yaparsak ilk zamanlarda çok iyi olur, sabah ve akşam. Ama şunu hemen peşinden söylemek lazım. Tırnak mantarı tedavisi çok büyük sabır gerektirir. Minimum 3 ay ile 6 ay arası, bunu peşin peşin söylüyorum. Yani o yüzden sabredin ve uygulayın. Sabredince olacak. Kesinlikle. Bu da çok güzel kokuyordu hocam. Evet. Peki şimdi tiroidler burada. Kimin tiroid problemi var? Bütün ona da herkes. Tiroid problemi çok insanda var. Çok. Çok var. Yani ya hipertiroid. Ya hipotiroid ama en çok görülen Hashimoto tiroid. Hashimoto olanlar kimler? Tiroidlerim çalışmayan diyenler, metabolizmam bir, çok yavaş iki, diyenler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, çok fazla var. Zaten ya kilolardan da görüyoruz. Kızmayın. Bu bir zaruret. Yani vücudumuzdaki bir sistemin doğru çalışmaması, bir hormon besinin doğru çalışmamasıyla çok alakalı. Ben sosyal medyadan insanlara gelen sorulara göre bu konuları ayarlamaya çalışıyorum. Çok doğru, çok doğru bir şey. Gündemde olan şeyler, insanlar en çok neyi soruyor diye bununla ilgili çok geliyordu. Ve ben Hashimoto ile ilgili bundan 3-5 haftasına kadar çok fazla bir şey söyleyemiyordum. Ve herhalde duygusal olduğumdan çok böyle üzülüyordum. Üzülüyordunuz, doğrudur. Evet. Çünkü o kadar çok güzel şeyler, çareler buluyorsunuz. Bir yerde tıkanıyorsunuz, muhakkak üzülüyorsunuz. Ne diyorduk mesela? Daha önce de var. Hashimoto tiroidi olanlar için söyleyeceğim özellikle. Şunu, bir hindistan cevizi yağı kullanın. Metabolizmanız yavaş. Metabolizmayı hızlandırmak, kabız olmamak adına hindistan cevizi yağı günde iki tatlı kaşık koyun diyorduk. Ama yapılan çalışmaların neredeyse tamamı bütün tiroid hastalıkları için. Hiper, hipo ve Hashimoto tiroid. Guatr, zehirli guatr tamamında selenyumun olmazsa olmaz olduğunu gösteriyor.
Ha, bu güzel. Bir kere bir şeyi tespit ettiniz. Selenyum. Selenyumun en doğal kaynağı ne? Ben yapım itibariyle zaten yazdığım kitaplardan dolayı da çok fazla takviye öneren birisi değilim. Daha çok gıdalarla bu işi çözme taraftarıyım. Brezilya cevizi. Hemen bakın orada. Çok da güzeldir. Evet. Değil mi? Lezzetlidir. Yetişkin bir insanın hangi tiroid hastalığı olursa olsun sabahları aç karnına yemesi aşağı yukarı bütün vücudunun ihtiyacı olan selenyumu karşılıyor. Oo, yani bir tane mi yiyeceğim? İki tane. Sabahları mı hocam? Evet, sabahları. Kahvaltıda aç karnına? Aç karnına olursa çok iyi olur. Çok güzel. Müthiş olur. İki tane hangisi olursa olsun bakın söylüyorum ama başka faydaları içindeki yağlar kalp sağlığı için müthiş. Çok iyi. Çok enteresan. Bir Amazon meyvesi. Güney Amerika ülkelerinde yetişiyor. Sadece iki tek yiyeceksiniz. Sakın fazla yemeyin. Çünkü fazla selenyum da yedim. Mide bulantısı yapabilir insanlarda. Ha, zaten dozunda. Dozunda ayarında ilaç niyetine bakmak lazım. Hiper, hipo, Hashimoto. İşte erkeklerde sperm eksikliğinden tutun. Şimdi diyeceksiniz ki bir soru sormak istiyor. Buyurun. Buryemişçiler, aktarlar, baharatçılar. Ben ama görüyorum, sakın, hep görüyorum. Ama sakın toz halinde, paketli internet üzerinden aman diyorum. Şimdi bu önemli. Tane tane bakın biz burada ne gösterdiysek Nergis Hanım bir daha gösterelim mi? Gösteriyoruz. Bize de öyle ihbarlar geliyor. Aynen. Başka cevizleri, başka fındıkları, kajuları öğütüp insanlara biz anlattıkça Brezilya cevizi diye satmaya kalkıyorlar. Öyle bir kötü niyet var. Evet ucuz bir ürün değil ama günde sadece iki tane yiyorsunuz. Onu hemen söyleyeyim. Günde sadece iki tane ise çok acayip bir şey tutmayacaktır diye yani düşünüyorum. Ben şöyle bir hesap yaptım. Günlük maliyeti 1,5 lira gibi bir paraya geliyor. İki tane yani yiyen kötü için. Alışkanlıklarınızı bırakın. Buna bir verin iki taneye. Tabii yani ki. Yani evet. Bir de nasıl anlatayım? Bazen de kızıyorlar işte böyle. Ayhan Bey bizim cevizimiz yok mu? Bizim fındığımız yok mu? Bu da başka işe yarıyor canım. Bakın mesele bu. Neyi ne kadar az yiyerek size çok şifayı sunmak. 2 ton bizim fındığımızdan yerseniz bunun 1 kilosuna eşdeğer selenyum var. İşte yani hepsinin bir görevi var. Var ve fazla selenyum vücutta selenyum zehirlenmesine hani takviye haplar alıyoruz ya sebep olabilir. Hocam bir seyirci sorumuz varmış. Tamam. Evet. Ben bir şey sormak istiyorum. Yanlış mı biliyoruz acaba? Ay çekirdeğin de selenyum olduğunu biliyorum yani da. Yani bir yetişkin insanın selenyum ihtiyacını karşılamak için ortalama 1,5 kilogram ay çekirdeği yemeniz lazım. Evet. 1,5 kilo ay çekirdeğini yerseniz hayır çünkü zaten tiroidden kilo değil ay çekirdeğinden kilo alırız. Yani ciddi bir kilo alırız yani ben de bakın, seviyorum ama hocam. İnsanların bakın ben ay çekirdeği çok severim çok tüketirim. Hayır öyle biliyoruz hocam o yüzden doğru. Yani balıklarda var. Mesela istiridye de var. 40 tane istiridye yiyebilir misiniz? Yok. 40 tane istiridye bir tane insanın selenyum ihtiyacını karşılıyor. Biz, benim felsefem insanların temel beslenme alışkanlıklarına çok dokunmadan küçük dokunuşlarla sağlığını kavuştur. Çok güzel. Mesele çok bu. Çok güzel. Yani o yüzden o ay çekirdeği ayrı bir şey. Tabii ki onun da faydası var. Kendi cevizimizin de var. Onları da hocamız yeri geldiğinde onları da söylüyor kesinlikle. Ama şimdi bundan 2 tane sabahları yemek güzel bir şey. Brezilya cevizinden. Peki başka alternatiflerimiz yok mu? Var. Hemen bir tane daha söyleyeceğim. Mesela hiç tiroidi çalışmayanlar ama bakın Hashimoto'lar kullanamaz. Hipotiroidiler bu çok önemli. Sabahları bir çay kaşığı öğütülmüş tere tohumu tüketebilirsiniz. Dereotu nodülleriniz varsa her sabah kahvaltıda muhakkak dereotu yiyin. Bunu anlatalım ama çok büyük bir yanlış yapıyor hanımlar. Sabah mis gibi kahvaltı hazırlıyorlar. Domatesin üzerine dereotunu koyuyorlar. Dereotu tedavi amaçlı kahvaltıdan önce yenir. Kahvaltı sırasında yenmez. Ha. Onu hemen söyleyelim. Yani yine aç karnına önce dereotunuzu yiyin sonra bir 15-20 dakika 15 sonra kahvaltı. 15 dakika yeterli. Tamam. Çok güzel bir süre 15-20 dakika. Nergis Hanım da dediği gibi ondan sonra kahvaltınızı yapın. Nodüller için çok iyidir. Onu söyleyeyim. Çok iyi. Yani nodülleri yok olan insanları biliyorum. Bir de yine çalışmayanlar için iyot bizim çok önemli bir kaynağımız. Tiroid sağlığı için 2 temel madde. Bir tanesi iyot. Bir tanesi selenyum. İyotun en iyi kaynaklarından bir tanesi de maka kökü tozu. Demin anlatmıştım. Ha şurada demin yine bu suyumuzda. Evet. Benim için zaten 100 yılın süper gıdası bu. Yani birçok yerde bakın 100 yılın süper gıdası chia tohumu diye geçiyor. Şimdi chia tohumumuz da var onu da anlatacağız. Ama bana sorarsanız maka kökü
100 yılın belki bir yenisi keşfedilene kadar benim için en azından süper gıda. Hemen sonra araştıracağım da evet, hocam kesinlikle. Diyorsanız kesin bir şey vardır. Evet, dereotunu da evet. Yedik. Eğer hiç çalışmıyorsa metabolizma çalışsın diye artık Türkiye'de bulunuyor. Mesela salatalarınızda kale, kıvırcık karalahana kullanın muhakkak. Evet. Domatesin yanına söğüş yaparken harika gidiyor. Fırında cipsini yapabiliyorsunuz çocuklarınız için müthiş. Özellikle kilolu çocuklar için. Bir gün Özlem'e ben kale ayarlayayım. Özlem ona bir fırında bir cips yapsın. Ay yapalım. Mutlaka. Yapalım. Tamam yapalım. Bu çok güzel olur. O patates olur. Cipsinin suratına hiç kimse bakmayacak. Tamam. Ay çok güzel. Ben müthiş yapacağına inanıyorum ve müthiş sağlıklı. Sırf çocuklar değil siz de bayılıp yiyeceksiniz onu söylüyorum. Mutlaka bekliyoruz o zaman. Hem de sağlıklı sağlıklı bir abur cubur evet. Bir şey bir tatmin olacağız yani. Hemen yapalım hocam. Tamam. Peki enerjiyle şimdi. İlgili kim problem yaşıyor? Bir de onu soralım mı? Enerji problemi orada bir kişi var, bir seyircimiz var. Bakın bu yeşil bluzlu hanımın hiç hatta enerji fazlası var. Ona ayrı bir tarif verelim o enerji fazlasını patlama, ne yapacak? Patlama patlama. Enerji patlaması var dedi. Allah kimsenin enerjisini eksik etmesin. Ama maşallah bizim stüdyomuzun neşesi canım benim gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok güzel enerjisi var ama enerji düşüklüğümüz de oluyor tabii peki, ki. Peki sabah şunu söyleyeyim herkes yataktan kalktığında koşa koşa yüzünü yıkamaya gidiyor mu? Yok. Bak o... o enerjiniz var mı onu anlamaya çalışıyorum. Evet var. Peki insanda. Ekim ayında böyle miydi bu? Şimdi Kasım'dayız ya. Ekim ayında da böyle miydi? Ya ben hep öyleyim ya. Maşallah. Vallahi hep ama öyleyim. Öbürlerini ben soruyoruz. Seni bilmem. Anladık. Günümü gün yaparım. Süper. Seni anladık. Sen tamam. Ama gerisi bir şey geldi. Yağmurlu hava şöyle gidiyoruz. Ha. Evet bahar yorgunluğu. Niye oluyor? Bu çok normal çünkü vücudumuz hormonlar yer değiştiriyor kendini kışa ayarlamaya çalışıyor. Son yıllarda da çok fazla bir yaz geldi bir kış geldi bir kış gelemedi diye vücudumuz hakikaten sekteye uğruyor. Mesela bu sene yaşayanlardan bir tanesi de benim bu seneyi zor atlattım. Doğru. Çok keyifli bir tarif vereceğiz onun için. Çok güzel. Müthiş yorgunluğa iyi geliyor. Kilo probleminiz varsa da. Herkes şimdi dikkat kesiliyor. Tabii buraya. Şimdi kiloyu duyunca herkes bir böyle oldu. Bunu kahvaltı niyetine kullanın. Bakın kahvaltı niyetine kullanın çünkü Türk insanının en çok ekmeği kahvaltıda, beyaz ekmeği kahvaltıda tükettiği bir gerçek. Dolayısıyla sizi ekmekten kurtaracağız. Harika da bol proteinli, harika bir enerji veren tarif vereceğiz. Çok güzel. Biz burada Hindistan cevizi sütü kullandık. Siz evinizde badem sütü yapabilirsiniz. Normal süt tüketiyorsanız tüketebilirsiniz. Canınız ne istiyorsa bir sürü süt yapma örnekleri var. Bunları yapabilirsiniz. Hı hı. Mesela şişmesi ve tok tutması özelliğiyle çok ciddi omega kaynağı olması sebebiyle somondan 6 kat fazla omega 3 içermesiyle hakikaten bir süper gıda chia tohumu. Chia tohumu evet koyduk. Ama ne yapıyoruz? Chia'nın tohumunu alıp kullanıyoruz. Yok chia sallama süzen poşet, chia çayı aman. Aman. Kendisini alıyoruz, kullanıyoruz. Öyle hiçbir şeye, öbürleri... hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Onu söyleyeyim. Mesela harika bir meyve, goji beri, 19 tane insana lazım olan ve vücut tarafından sentezlenemeyen amino asitler içeriyor. Müthiş bir meyve. Tibet'ten geliyor ama artık Türkiye'de de yetişiyor ve kilosu... Hakikaten herkesin alabileceği seviyelere indi. Hemen onu söyleyelim. Ben çok seviyorum hocam bunu. Tek başına da tüketiyorum kesinlikle. Ama ne kadar tüketmek lazım? Yani onu da fazla aşırıya yine... Hani yok bu yani bunların içerisindeki antioksidanlar sentezlenmiş işte ha. Vitamin takviyeleri vesaire gibi değil. Ha. Ama tabii her şeyin fazlası... Bir avuç yiyin diyorsunuz. Yani ben şöyle diyorum özellikle kilo verme döneminde 20'şer 25'er tane iki ara öğünde çok keyifli oluyor ve iyi güzel. Bir iştahta kapıyor. Onu güzel. Da söyleyeyim antioksidanlar doğru. Bakımından da bir bomba. Şimdi... Kakaonun çekirdekleri var. Hı hı. Görmüş müydünüz hiç kakaonun çekirdeklerini? Hiç işlenmemiş kakao. Çok güzel. Gerçek bir parça ağzınıza atıp tadına bir bakar mısınız? Atacağım hemen. Ben çikolata yemem. Bunu gördükten sonra. Evet, bitter çikolatayla aynı tatta. Çok güzel. Gazetelerde okuyoruz değil mi? Çikolatanın faydası. Hiçbir çikolata... şeyi de geri çevirmiyorum hocam ben her şeyi yerim. Çikolata, evet. Afiyet şeker olsun. Çikolata kalp krizini önlüyor. Çikolata damar sağlığı için çok iyi. Çikolata sizi depresyondan kurtarıyor. Okuyoruz değil mi? Neredeyse her gün bir doğru. Gazetede bununla ilgili haber okuyoruz. Doğru. Aslında onu yapan
çikolatadan ziyade bu. Çünkü kakao. Evet, hiç işlenmemiş. Ne farkı var peki şimdiye kadar sizin kullandıklarınızlardaki fark? Biliyor musunuz? Şimdi kakaonun en kıymetli yeri likör dediğimiz bir kısmı vardır. Çikolata kütlesi, kakao kütlesi. En kıymetli. O tat, o harika lezzeti veren şey. İkinci kıymetli maddemiz kakao yağı. Üçüncüsü bunlar alındıktan sonra işte o sizin ucuza aldığınız hani paketlerde, marketlerde o toz kakao işte o aslında bir artık. Dolayısıyla ucuz çikolatalarda özellikle asla hepsine laf söylemiyorum. Bitter çikolata çok iyidir, çok sağlıklıdır. Bu özellikleri bulamazsınız. O şifanın direkt kaynağı şu an benim elimde kakaonun çekirdekleri. Yalnız hocam bir şey söyleyeceğim. Yani bu şimdi diğerlerinden daha az kalorili mi? Çikolatadan falan. Tabii. Bir kere içinde şeker yok. Ben artık bunu alayım. Ya evet. Gerçekten o kadar güzel ki yani tutarım bile ben bunu misafire. Şöyle kaşık kaşık alırlar. Çok güzel. Evet, özellikle tatlı krizi tuttuğu zaman müthiş. Bir tatlı kaşığı alın. Sonsuz tavsiye ediyorum. Bakın buradan denediğim şeyleri gerçekten tadı güzelse söylüyorum. Evet. Gerçekten tavsiye ediyorum. Yani tümüyle bütün o tatlı olayını tatmin eder. O kadar güzel. Ama şunu derseniz, şunu da çok iyi anlarım. Ben çikolatayı da zaten bitter yiyemiyorum. Bundan bir tatlı kaşığı alın. Üzerine bir çay kaşığı şöyle gezdirerek bal dök. Oldu size şekerli çikolata ama şeker yok rafine. Ne var içinde? Şifa kaynağı bal var. Gördünüz mü? Müthiş çare. Hep şunu söylüyorum. Beğendim. Emin olun doğada her şeyin çaresi var. Ama her şeyin. Sınırı yok doğanın. Yeter ki araştırın. Biz onu. Evet. Araştırın. Dinleyelim, araştıralım, bakalım. Okuyalım. Çok haklısınız. Evet. Ondan da koyduktan sonra bir tatlı kaşığı maka kökümüz var ya enerji veren işte hep söylediğimiz. Bu sizin son zamanlardaki süper. Evet çok favorim olan evet, süper gıda. Şöyle bir karıştırıyoruz. Bu arada Hindistan cevizi sütü, Hindistan cevizi prepatları sağlığımız için çok önemli. Onu hemen söyleyelim. Özellikle bağırsaklar için müthiş. Spor yapıyorsunuz, aç kalıyorsunuz, çok sık idrara çıkıyorsunuz. Bağırsaktaki mineral dengeniz bozuluyor ve aşırı yorgunluk hissediyorsunuz. Hindistan cevizi prepatları bu anlamda çok iyidir. Ben mesela Ramazan'da, sahurda muhakkak Hindistan cevizi suyu içerim. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Neler keşfediyoruz. İşte süper gıdaların tıbbi bitkilerdenki farkı, en büyük farkı bu. Şu... O kitabı yazarken en büyük amaçlarından bir tanesi. Süper Gıdalar evet. Kitabımız. O çocuklar için olan. Bu çocuklar pardon. O yeni olan. Şimdi aslında. Hem çocuklar için olan var hem de evet. Süper hem de doğal için. Gıdalar. Evet yetişkinler için var. Şunu çok iyi kanıtladığımı düşünüyorum. Oradaki tariflerin hepsini evde bizzat yaptım. Kendim pişirdim. Denedim. Hatta sarı kart yedim evden kovulma mutfağa dağıtmaktan dolayı. Kovulma riskiyle karşı karşıya kaldım. Ama şunu hiç unutmayın. Bize hep bir algı verilmiş. Sağlıklı gıdalar lezzetsizdir. Asla böyle bir şey yok. Eğer kılavuzumuz doğruysa müthiş lezzetler yaratabilirsiniz. Herkese afiyetle şifa olsun diyorum hocam. Ne güzel. Daha devam ediyoruz. Sorularım var. Hayır. Şimdi bazı gıdaları bize diyorlar ki böyle bitkisel şeyleri. Evet. Toz olarak alın, tohum olarak alın kısmında tohum olarak mı almamız doğru acaba? Yoksa bunun bir ayırımı var mı? Nelere biz dikkat edelim bunları peki. Alırken? Yani bir kere baharatlarda bakın ne yaparsanız yapın bunu deneyin. Gözünüzün önünde karabiber çekilsin bir aktardan alın. Evinizde kendiniz değirmenle çekin bir saat sonra. Bir saatlik iki karabiberin arasındaki farka inanamayacaksınız. Tabii. Çünkü baharatlara lezzetini veren, kokusunu veren şeyler içindeki aromatik yağlar yani uçucu yağlar. Dolayısıyla da evde taze öğütmek yerini hiçbir şey tutmaz. Onu hemen söyleyelim. Neye dikkat edeceğiz? Öyle çay kapalı pakette vesaire değil. Direkt görmek. Kanuni yasal bilgiler var. Üretici firma, tüketici. Tüketici bilgileri, ürün mahsulü, mahsul yılı, tavsiye edilen tüketim tarihi. Çok mu şüphelendiniz? Alo 174. Bu da önemli. Alo evet. 174. Çok şüphelendiğiniz şeylerde. Evet. Baktınız size iyi gelmedi. Baktınız
ürünün etiketinde deformasyon var. Baktınız bayat ürün. Hemen 174'ü arıyorsunuz. Zaten bu bir vatandaşlık görevi. Evet. Bence bunu muhakkak yapmalıyız. Bakın gelişmiş ülkelerde ben hep kendi üyelerime de, dernek üyelerime de, ben aynı zamanda Aktarlar Baharatçılar Derneği Başkanıyım. Bu gelişmiş toplumlarda otokontrol mekanizmasıdır. Ya. Biz de maalesef bu durumu devlete bildirmek, ispiyonculuk gibi kötü bir yakıştırmayla karşı karşıya kalıyoruz. Eğer devletin oturduğu yerden haberi olmazsa bunu yapamaz, bu kontrolleri yapamaz. Bugün siz kötü yerseniz, yarın aynen, bir başkası yer, çocuğunuz yer, bir yakınınız yer, sağlığını kaybeder, zarar görür. Dolayısıyla ne olur, bu tür vatandaşlık görevlerini sakın sakın ihmal etmeyin. Çok önemli. Kesinlikle. Bu çok önemli. Peki şey aldık, nasıl saklayalım? Yani baharatları, evet, nasıl saklayalım? Hatta bitkileri, tohum olarak aldığımızı, tabii, bitkileri nasıl saklayalım? Hepsini, en büyük düşmanı tıbbi bitkilerin, baharatların, süper gıdaların en büyük düşmanı nem ve güneş ışığıdır. Evinizde kavanoz olsun. Hanımları görüyorum dönem dönem. Öyle özellikle birinci katlarda mutfaklarının böyle üst camlarındaki pervazın üzerine çok güzel rengarenk baharatları koyuyorlar. Doğru. Dışarıdan baktığımız zaman çok hoş bir görüntü ama o baharat baharat olmaktan çıkıyor. Ha, artık onun bir şeyi, evet, yok faydası. Hiçbir hükmü kalmıyor. Dolayısıyla güneş ışığı çok önemli. Hatta bu kuru yemişler için de çok geçerli. Hemen onu söyleyeyim. Ne yapın? Mesela evinizdeki baharat, bakliyat vesaire bütün kavanozları ne olur renkli almaya kalk. Ama şunu diyebilirler. Ya ben aldım. Bu kadar da para verdim. Nasıl alacağım? Alüminyum folyoyu dünyanın hiçbir yerinde ben gıdaya temas etmemesi taraftarıyım. Hiç önermiyorum. Bununla ilgili metal zehirlenmesi yaşamış insanları biliyorum. Ama orada kullanabilirsiniz. Kavanozunuzun dışını kaplayarak güneşle temasını engelleyerek. Şöyle yapabiliriz canım, renkli kumaşlarla da kaplayabiliriz. Kesinlikle. Camın üstüne hem de cam boyalarıyla boyayabilirler. Hepsini yapabilirsiniz. Yani o hobi dükkanlarında bulunuyor. Kendiniz de onu yapabilirsiniz. Sevgili Ayhan Ercan, gerçekten bitki uzmanımız şahane bilgiler verdi bize. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bekliyoruz İnşallah. Efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alzheimer'la yaşayan hasta ve hasta yakınlarının yaşamlarını mercek altına alıyoruz. Hastalığın belirtileri nelerdir? Her unutkanlık Alzheimer mıdır? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Gülsen Babacan Yıldız anlatıyor. Alzheimer hastası annesine bebekler gibi bakan ünlü modacı Tanju Babacan yaşadıklarını Nergis zamanında anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Lahmacun kokusunu alıyor musun Nergis? Almaz mıyım? Çok güzel kokular geliyor şimdi, orada. Bir tost makinesinden geliyor, bir de fırından geliyor. Şimdi tost makinesine yetmez bu kadar yapayım tost dedim. Tost makinesinden fırından bayağı güzel geliyor. Koku geliyor. Fırından geliyor ama tabii açık ya. Oh, evet, evet. Buradan böyle. Buram buram. Buram buram. Şimdi tepsi kebabı yapıyoruz. Hatay işi böyle evde yapabileceğiniz, birazcık daha restoranlardan daha uyarlayabileceğiniz şekilde bir tepsi kebabı hazırlayacağım. Urfa'dan Hatay'a gidiyoruz, evet, Hatay'a şimdi. Evet, Hatay'a gidiyoruz şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Önce tepsi kebabının en önemli şeylerinden bir tanesi yine kıyması ve aynı zamanda sosu. O yüzden şimdi sos kısmını Nergis ablaya veriyorum. Buyurunuz. Şuraya lütfen salçasını koyalım. Koyalım. Hemen vereyim kaşığımızı. Buyurunuz. Şimdi bir tane de şurada çırpma telim var. Şöyle güzel bir şekilde su ile birlikte böyle salçalı bir su yapacağız. Genelde en önemli şey buradaki mutlaka ve mutlaka kullandığınız salçanın ev yapımı bir salça olması. Çünkü biliyorsun güzel memleketimizde hep salçalarımızı genelde kendimiz yaparız. Burada da aynı şekilde birazcık biraz daha sulandıracağız. Evet, koyalım. Şöyle. Oh. Tamam. Siz çalışıyorsunuz, ben yapıyorum. Oh, ne güzel. Gibi. Peki. Önce ne yapıyoruz? Burada da yine kıymamızı öncelikle şöyle yine geniş bir yoğurma kabına alıyoruz. Burada da yine kıyma çok önemli. Ama genelde iki kere çekilmiş kıyma kullanıyorlar ki köfte herhangi bir şekilde tepsi kebabında dağılmaması lazım. Dağılmaması için de burada en önemli tutacak olan madde ne biliyor musunuz? Yoğurma. Yani normalde köfteyi ya yumurta tutar ya da ekmek tutar.
Değil mi? Hep genelde evde evet. o şekilde tuttururuz. Evet. Genelde daha sıkı olması için. Ama şimdi ne yapıyoruz? O yüzden iyi yoğurmanız lazım. Yine böyle geniş bir mutlaka tepsi alıyorsunuz ve bu şekilde yoğurma işlemine başlıyorsunuz. Bu iyi mi? Biraz daha sıkı evet, iyi mi? Evet iyi, iyi uygundur. Iyi çok tamam, uygundur. Güzel. Şimdi bir de malzeme listelerimiz ekranda zaten görüyorsunuz. Ama hı. çok ilginç bir şey var malzemede. Tereyağı var. Eritilmiş tereyağı var. E şimdi o tereyağı sence ne yapabiliriz Nergis abla? Ne yapabiliriz? Söyle bakalım. Yani diyelim ki ben bunu tepsiye yaydım. O tereyağı ne olacak acaba? Ne olacak? Ne olacak? Ay vallahi hiç ne olacak? Çok sürprizlisin şimdi. Sen. Şekerim ne desem olmayacak. ne olacak biliyor musunuz? O tereyağı en son üzerine dökeceğim yağ olacak. O da yine aynı şekilde o köftenin hem dağılmamasını sağlayacak hem çatlamamasını sağlayacak. Of. Yani o un vardı ya, ekmek vardı, yumurta vardı köftede kullandığımız. O bize tereyağı içerisindeki o güzel oranıyla birlikte, o güzel ayranıyla birlikte bize güzel bir şekilde kıymada yardımcı olacak. Aa, böylece. Çok güzel oldu bu. Şimdi yoğurma işlemini ben yine yapmaya devam edeceğim ama tabii yayınımız kısıtlı. Şimdi ne yapıyorum? Soğanlarımı aldım. Yine soğanı suyuyla birlikte en önemli detay. Şimdi burada biberlerimiz var. Biberleri de birazcık erisin. En son biber kullanmak zorunda değilsiniz ama ben kullanıyorum çünkü inanılmaz derecede lezzetli buluyorum biberi. Tuz oranını kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Karabiber olmazsa olmaz, mutlaka kimyon burada. Karabiberini bol tutun çünkü çok yakışıyor gerçekten. Hı hı. Sarımsaksız bir tepsi kebabı düşünmüyorum. Burada da yine eğer renk versin isterseniz yine pul biberi biraz önce yaptığım gibi suda bekletme işlemiyle yapabilirsiniz. Ben sarımsaklarımı dövdüm güzel bir şekilde ve olmazsa olmaz tabii ki kimyonumuz. Böyle kimyonum da biraz bol kullandım. Oo, şimdi çok güzel olacak. Kimyon da evet, çok güzel kimyon olur. Kimyon da çok yakışıyor. Şimdi yoğurma işlemini yapacağım. Birazcık benim burada güzel bir şekilde zeytinyağına ihtiyacım var. Çünkü daha yumuşatmam lazım. Vereyim birazcık mi? Alayım. Şöyle. Şimdi, ne kadar sen bana evet, söyle. Koyun. Tamam. Daha şimdi güzel. Tamam. Şimdi güzel. Şimdi ben yoğurmaya devam edeceğim. Bunu bu arada yoğurup güzel bir şekilde bekleteceğim. Çünkü bekletme işleminde yine hamurun kendisini, yani kıyma hamurunun kendisini iyi tutması için yapıyor olacağım. Üzerine ne olacak sonrasında? Böyle güzel benim arkada tepsilerim var. Onu da verebilir misin Nergis abla bize? Tabii ki canım. Arkadaki tepsilerde. Bunlar mı? Hangileri? Evet, evet o ikisi. Tepsi mi? Evet şu ikisine. Tamam. Tamam. Şimdi bunlara yayacağım ve ona göre yaydıktan sonra yuvarlak olur genelde tepsi kebabı. Hem bir yuvarlak yapacağım hem de böyle dikdörtgen bir şekilde hazırlayacağım. Güzel yoğurma işleminden sonra üzerine güzel salçalı suyundan biberini, domatesini koyacağım, dizeceğim ve sonra 180 derecelik fırına gideceğim. Önceden ısıtılmış bir fırın olacak. Yaklaşık 30-35 dakika sonra yayının bitmesine de yetiştiriyor olacağım. Yani anlatırken ağzım sulandı desen. Böyle bir şey olamaz yani, çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Ama bakın bu hamur şu anda, kıyma hamuru daha oturmadı. Bu çok önemli. Evet. Çok iyi yoğurmanız lazım. O yüzden de şimdi ben bunu bırakacağım. Ellerimi yıkıyorum. Çünkü yayındayken ben buna devam ediyor olacağım. Ama diğer taraftan bir ocakbaşı salatası hazırlayacağım size. Nergis abla şimdi bak şimdi. Onları da şunları da şöyle şimdi? Alayım. Getireyim. Ben şimdi bu arada hemen elimi bir tamam, çalkalayayım. Tamam tamam, ben şimdi sana bunu getirdim. Bu arada ben evet. sosumu da çırptım, şöyle gösteriyorum gayet kıvamında. Evet süper. Arayı dolduruyorum bakalım ait mutfak şeyi. Evet. Şimdi. Şefimiz geldi. Evet şimdi sıra geldi. Ocakbaşı salatası dediğimiz o sıcak, sirkeli, patlıcanlı bir salata vardır. Böyle nereye giderseniz gidin o güzel salatadan görürsünüz. Şimdi patlıcanlarımı közledim. Güzel bir şekilde fırında birazcık kürdanla onları deldim. Şimdi onların böyle güzel bir şekilde bıçakla işlemesini yapacağım. Ve patlıcanların üzerlerine şöyle bakın, suları içinde kaldı. Neden diyeceksiniz? Neden suları içinde kaldı? Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi burada patlıcanı güzel bir şekilde muhafaza etmek. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Nasıl? Bir, kabuklarını soyma işlemi, daha önce de bunu söylemiştim özellikle. Şöyle hatta kalın bir bıçak alayım. Hı hı. Vurarak yapayım bu işlemi. Aynı şekilde havanda da dövebilirsiniz. Patlıcanları streç filme sarıp kolayca soyulmasını sağlayabilirsiniz. Onu öğrenmiştik. Evet. Değil mi? Streç filme sarıyorduk, evet. soyuluyordu hemen. Soyuluyordu. Burada yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu. Diğer taraftan da mutlaka yine önceden ısıtılmış fırında mutlaka patlıcanlarınızı közleyin. Bu da yine rahat soyulmasına sebebiyet verecek. Şimdi burada patlıcanlarını közledim.
Biberlerim var. Biberlerim de aynı şekilde. Hepsi birbirine karışabilir. Patlıcan da çok severim. Hani diğerlerini de severim de patlıcana ayrı bir sempatim, sevgim vardır. Sonra hepsini birden tekrardan dövüyor olacağım beraber bir şekilde. Burada aynı zamanda en böyle güzel kebapçılara gittiğinizde bu güzel patlıcanlı, sirkeli, bu ocakbaşı salatası denilen bu salatayı yiyor olacaksınız. Buradaki en önemli püf noktalardan bir tanesi yine sarımsak olacak. Onların hepsini birbiriyle karıştıracağız. Domatesde soğan varsa bu arada soğan da kızartabilirsiniz. Ha, tabii. Aynı şekilde soğan közleyebilirsiniz. Güzel. Tabii güzel olur değil Çok mi? Çok da lezzetli olur. Aynen. Şimdi bakın artık nerede gittiğinizde böyle artık tahtaya vurma işlemi burada başlıyor. Karıştırma ve vurma işlemi. Evet. Evet. İşte bu işlem artık bizim burada tuzunu, burada tuzunu, burada yağını, burada her şeyini hazırlayabilirsiniz. Sonra ben bunu güzel bir şekilde dolabımda bekleteceğim. Hem sirkeyi çekecek, hem zeytinyağını çekecek. İçerisine inanılmaz lezzetli bir tat almış olacaksınız. Bu arada diyelim ki misafirleriniz gelecek ve biraz da bunu önden de hazırlayabilirsiniz. Bir hafta 10 gün dolapta hiçbir şey olmaz. Kavanoza koyun. Ama daha önce kullanılmamış, kapağı iyi kapanan bir kavanoz olsun. Mesela benim annem çok fazla yapar bunu. Babam, benim rahmetli babam, inanılmaz patlıcan severdi Nergis abla. O yüzden de hiç evimizden eksik olmazdı. Allah rahmet eylesin. Evet, dolabımızda. Gerçekten aynen. Sevilmezdi. Şimdi bakın böyle güzel bir şekilde şu ana kadar hiçbir işlem yapmadım. Çok güzel bir karışım oldu. Nasıl? Görüntü şahane. Evet. Gördüğünüz gibi bıçağı da bu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle bir hazırlığımı da yapmış oldum. Şimdi burada isterseniz maydanozunu koyabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Burada benim zeytinyağım vardı. Bakın hiç orada karıştırmayacağım. Nergis abla arkadan sirkeyi alabilir miyim? Tabii ki. Bak şu kavanozda sirkemiz var ya. Aa, pardon. Onu tekrar kendi sirkemize. Buraya koymuşsun sirkemize. Geri kavanozumuza. Evet. Yeniden koydum kavanozumuza. Ben şimdi oradan sirkeyi de alacağım. Bir parça sirkesini koyacağım. Sirke burada birazcık daha yumuşamasını sağlayacak bizde. İşte bu. Ya daha neler yaptık bugün lahmacun? Ya baya arkadaşlar kebap hazır. Lahmacun. Daha ne yapalım? Bir de kebapçı salatası. Oo. Daha ne olsun? İşte bu kadar. Sirkemizi şimdi ben bundan da şöyle birazcık gezdireceğim üzerine. Ha, şöyle gezdirdim. Evet. Sonra tam ne zaman daha devamını koyacağım biliyor musunuz? Yemeğe yakın koyacağım. O yüzden de şimdi yine ben bunu yayın esnasında dövme işlemine devam edeceğim. Aynı zamanda tepsi kebabını da iyice yoğuracağım ve fırına atacağım. Bunu mutlaka özellikle belirtmek istiyorum size. İşte benden bu kadar. Böyle yani anlayacağım. Güzel oldu mu Nergis abla görüntü? Görüntü güzel evet, mi? Bak. Alalım efendim, çok güzel oldu. Ben bir anda böyle daldım gittim. Öyle güzel kokuyor ki efendim ben. Seni o zaman burada mutfağımızda bırakıyorum. Evet. Ve konuklarımızın yanına gidiyorum efendim. Alzheimer'la yaşayan hasta ve hasta yakınlarının yaşamlarını mercek altına alıyoruz. Hastalığın belirtileri nelerdir? Her unutkanlık Alzheimer mıdır? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Gülsen Babacan Yıldız anlatıyor. Alzheimer hastası annesine bebekler gibi bakan ünlü modacı Tanju Babacan yaşadıklarını Nergis zamanında anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Efendim, stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var. Hemen Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gülsen Babacan Yıldız bizlerle. Ve ünlü modacımız, tasarımcımız Tanju Babacan bizlerle. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Şimdi bizim konumuz çok önemli bir konu. Alzheimer konusu. Son yıllarda özellikle çok da gündeme geliyor. Çok sanki fazlalaşmış gibi mi, yoksa biz mi bunu çok konuşmaya başladık? O kısmının bilgisini alacağız. Fakat burada Tanju'cum hemen sana dönmek istiyorum. Çok zor bir dönem geçirdin rahmetli annenle birlikte Kevser Hanım'la ve hani bebek gibi baktın. Ve bunları sosyal medyada
çok güzel bir şekilde paylaştın. Neden güzel bir şekilde diyorum? Senden o kadar çok destek alan insan oldu ki bu problemini ben mesela çevremde hep duyuyordum. Yani seni takip ederek, senin annene o sabrını, o yaklaşımını görerek bir takım şeyler öğrenmeleri çok önemli oldu insanların davranışlarında. Vallahi biz şaşırdık. Ben şaşırdım kendi adıma. Çünkü acaba bizim aile kavramlarımızda çok büyük uçurumlar mı oluşmaya başladı ki bugün annesine bir evlat ilgileniyor ve bakıyor diye şaşıranlar oluyor değil mi? Ne güzel bakıyor annesine falan diyor. Ben şaşkınım. Çok haklısın. Biz bunun bir görev olduğunu, sevgimizin içinde bir bütün olduğuna görev inanan büyük bir kalabalık. Ki, tabii. Biz şaşkınız. Tabii. Keşke sağ olaydı da yine bakaydık. Tabii. Yine Allah görevimizi yerine getireydik. Çok haklısın. Son derece haklısın. Hocam siz ne diyorsunuz bu konuda? Bu yaklaşım herhalde son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. Gerçekten aslında hasta çok farkında olmadığı için hasta hastalığını çok yaşamıyor ama bütün aile hastalanıyor. O yüzden de yani bir hasta ama bütün aile etkileniyor. Çok, çok uzun ve meşakkatli bir süreç. Ve gün be gün kötüleşiyor. Yani gün be gün iyi olmuyor hastalar çok maalesef. Şimdi hemen tabii ben direkt zaten Alzheimer'dan bir başından girelim istiyorum. Bir kere bir Alzheimer'ın tarifini yapalım. Çünkü demans yani bunamayla da hani o nedir, Alzheimer nedir evet, ve ikisi çok karışıyor hocam. Evet. O konuda da hani bu kafalar karışık biraz. Yani biz yapan özelliklerimiz var aslında. Bunlar nedir? İşte bellek, dikkat, görsel, mekansal bozukluk, yetkinliklerimiz, işte dil. Bunlar aslında insanı insan yapan özellikler ve biz buna zihinsel işlevler diyoruz. Bu zihinsel işlevlerin bozulmasına da bunama diyoruz. Bunama ve demans aynı şey. Yani halk dilinde bunama. Evet, biz hep bunama diyebilirdik de son yıllarda demans. Evet, demans eklendi ama aslında hani halk arasında bunama. Evet. Ama onun bir sürü nedeni var, pek çok nedeni var. Yaklaşık %70 Alzheimer neden oluyor bunamaya. O yüzden de yanlışlıkla sanki bütün demanslar Alzheimer gibi diye düşünüyor. Yanlış. Bir de %30'luk kısım var. Onlar Alzheimer dışı demanslar ve onlar farklı şekilde bize başvuruyorlar. Mesela hasta konuşamıyor. Yani sözcük bulmada güçlük çekiyor. O başka bir tip demans. İşte başka bir hasta görmeyle ilgili problem çekiyor. O başka bir tip demans. Ama en çok bellekle ilgili başlıyor. Evet. Ve en çok da Alzheimer görüyor. Yani 10 hasta gördüğümüz zaman 7'si Alzheimer ama 3 tanesi Alzheimer dışı demans. Peki Alzheimer hocam bir yaşlılık hastalığı mı? Mesela Tanju'cum annen kaç yaşındaydı yakalandığında? Başladığında? 80 yaşındaydı. 80 yaşındaydı. Belki fark etmemiz gereken bir şeyleri biz fark etmiyorduk. Olabilir. Zira insanoğlu biz kaç yaşında olursak olalım ya tüpü unutuyoruz ya ışığı unutuyoruz ya falanı unutuyoruz. Evet. Günlük hayatımızda bir unutkanlıklarımız var. Bir de o hep yaşlılığa veriliyor unutkanlıklar. Siz yakınınıza böyle bir şey yakıştırmadığınız gibi kendisi de zaten kendisine böyle bir şey yakıştırmıyor. Ancak Sayın Profesör bizde şöyle cereyan etti konu. Ablamı kaybettim. Yani anne evladını kaybetti. Evet. Akabinde bir sene sonra da babamı kaybetmemle muhabbet arkadaşını kaybetmesiyle beraber irtifa kaybetmeye başladı. Hızlandı hareket. Aynen. Önce size komik geldi, enteresan geldi. Sonra artık demek ki biz bir yere bunu taşımalıyız dedik. Evet. Fazla da uzatmak istemiyorum siz varken birçok bilgi edinmek isteyecekler. Ben şunu gördüm Nergis'ciğim. Henüz teşhisi tam konulamamış. Eksik mi anlatıyorum hocam? Yok doğru. Ölümcül hastalıklar listesinin yerinde taçlanmış bir hastalığı bu profesörler, doktorlar ve dünya tam olarak teşhisini koyamazken bana ne düşüyordu? Ne yapabilirim dedim. Zaten annesine düşkün bir evlattım. Dedim ki en iyi bildiğim şey ne? Evlat. Evlatlığınızı yaptınız. Ya. Evlatlığımı yaptım. Evet. Peki bu ve dönemde yaşadığın zorlukları biraz bana anlatır mısın? Ve ben bunu annemden bana hatıra kalsın diye bir iki video paylaşımımla
alakayı şöyle görmeye başladım. Teyzem Alzheimer, dayım Alzheimer, o Alzheimer, bu Alzheimer samimiyetle karşıya geçti. Belki herkes annem bana hanlar hamamlar bırakamadı ama kocaman bir insan sevgisi bıraktı. Hala daha yolda muhabbette bu konuları konuşuyoruz. Ve buraya gelme sebebim bunu yaşayanlar. Evet. Ya. Ne yaptık? Zorlukları nedir? Bir, bizi buradan izleyen, hey sen Tanju Babacansın. Kim bilir bir elbisen ne kadardır? Senin mi annene bakman zordu? Haklılar. Bir dakika. Bir bu da zordu ama askeri ücret alıyor. Ne kadar Alzheimer hasta yakınlarının yanında olabiliyoruz? Bezi sorun, osu sorun, sabrı sorun, her şeyi sorunken bakıcısı bile sorun. Evet. Bakıcıdan apoletlerini, titrinin yüksekliğinden ziyade kalbinde Allah korkusu olsun bana kâfiyle kapımı kilitleyip çıktım evden. Çok nelerle karşılaştım. Çok haklısın. Bugün sayın doktorlar diyorlar ki işte yerini fazla değiştirmeyin. Tamam, ben değiştirmeyeyim. Kiracı mecbur değiştirmeye, mecbur işe gitmeye, bakıcıyı da değiştiriyorsunuz, mecbur yapmaya, bakıcıyı değiştirmek zorunda. Çünkü bakıcılar biz ülkemizde sağ olsunlar inanılmaz, mesela Maral bizim bakıcımızdı. Sırtımda taşısam hakkını ödeyemem ama Maral'a gelene kadar annemin günlük alması gereken bir hapı var. Bunu eczaneden siz reçetesiz de alabiliyorsunuz icabında. Acaba bakıcı ben çıkınca bir yerini iki mi verdi? Bir. Fazla uzatmadan şuraya geleyim. Biz efendim Türkiye Alzheimer Derneği'nden ve Türkiye Alzheimer Vakfı'ndan faydalandık. Ben hasta yakını olarak gittiğim zaman annemle hemen doktora dedim ki ben inanıyorum ki doktorların reçetelerini hazırlarlarken hastalarından ziyade yakınlarının bıkkınlık oranlarına göre de hareket ediyorlardır. Ben annemi uyutmak isteyen değil, ben annemle meşgul olmak muhabbeti isteyen bir evladım. Önemli. Ben terziyim, modacıyım, randevularım var. Benim de bir iş hayatım var. Ama uyuyan bir kadın istemiyorum. Yani ben burada kısa bir girmek istiyorum. Hemen şimdi zaten hocam size geçeceğim ve birlikte bir yaşam paylaştım ve bunları paylaştım ve herkese de örnek oldun gerçekten. Ama tabii ki herkesin yaşam şartları da aynı değil. Hemen hocama burada işin öbür kısmına geçmek istiyorum. Bir kere bu Alzheimer'ın belirtileri ve özellikle hocam bu evreleri nedir ve ilk evrede yakalarsak aslında acaba İyiye gitme durumu var mı? Oralar çok önemli. İnsanlar şu anda bizi dikkatle dinliyorlar. Belki bir şeyleri gözden kaçırırken başından yakalarlar. Birilerini kurtarırız. Aynen. Şimdi biraz önce söyledim. O zihinsel işlevlerin günlük yaşamını bozması lazım. Çünkü unutkanlık, hani Tanju Bey de unutabilir, siz de biz, yani hepimiz unutabiliriz. Önemli olan günlük yaşamına kadar etkiliyor. Etkilemeye başladıysa o zaman demans diyoruz. Ama üç evre bu hastalık, erken, orta, ileri. Erken evrede maalesef gözden kaçıyor. Özellikle hani Tanju Bey'in annesi gibi o yaş grubunda hep yaşına veriliyor, göz ardı ediliyor. Ne zamanki sokağa çıkıyor, kayboluyor, ah bir tuhaflık var deniyor veya yemekler yanmaya başlıyor, yemeğe değişik şeyler koymaya başlıyor. O zaman alert oluyor aileler ve o zaman da genelde orta evreye gelmiş oluyor. Hep erken evre kaçırılıyor. Peki erken o yaş evrenin grubunda. Yani mesela insanlar şu anda neyi görürlerse yani telefonunuzu evde unutmanızın veya arabanın anahtarını evde unutmanın bir sakıncası yok ama işe giderken arabanın yolunu karıştırdıysanız orada bir tuhaflık vardır. Her yaş grubunda olabilir. Yani 65 yaşında olsak buradaki herkes 10 kişide birinde. Ama 85'te 4 kişide birinde. Evet. 95 olsak hepimiz yarı yarıya Alzheimer olacak. Yani görülme sıklığı inanılmaz artmış durumda. Maalesef ve gerçekten aileyi çok etkileyen bir hastalık. Sırf o yüzden biz üniversitemizde, Beyzim Alem Vakıf Üniversitesi'nde Tanju Hoca o süreci, Tanju Bey çok iyi biliyordur. Çok gerçekten yıpratıcı. O yüzden hasta yakını polikliniği açtık. Aa, ne yapıyoruz? Evet. 6-7 tane Alzheimer hasta yakını geliyor. Bu iş damdan düşen halinden damdan düşen anlar.
Hep beraber oturuyoruz. Sen burada ne yaptın, ben burada ne yaptım? Çünkü herkesin farklı deneyimleri oluyor. Bir kere hiçbir Alzheimer hastası birebir aynı değil. Kesinlikle aynı değil. Ha, binlerce Alzheimer hastası muayene ettim ben, gördüm. Hı hı. Hepsi şahsına münhasır. Hı hı. İşte biri çok uyuyor, biri hiç uyumuyor. Biri çok yemek yiyor, biri hiç yemiyor. Hı. İşte biri hayal görüyor, biri görmüyor. Hı. O yüzden böyle terzi işi. Her hastayı terzi işi ve mutlaka hasta yakınıyla beraber. Çünkü hasta yakınlarını ben çok kolluyorum. Çünkü asıl şey onlarda yani. Ve hastayı kaybettiğimiz zaman bir de hasta yakını elimizde hasta olarak kalmış oluyor maalesef. O yüzden hasta yakınların altını hani çok... Özellikle destek anlamında. O zaman demek ki bizler bir kere çok dikkat edeceğiz. Özellikle kaç yaştan sonra anne babamızda, yakınlarımızda ya da kendimizde de bir anda fark edebiliriz bir şeyleri. Vallahi 39 yaşında sonra... benim Alzheimer hastam var. 39 çok, yaşında. Çok. O yüzden yaşla ilgili şey yok. Bir şey ama, söyleyemiyoruz yani bir rakam 65 yaşından sonra ama tarifiniz. 65. 65'ten sonra her 5 yılda bir ikiye katlanıyor. Ve dediğim gibi 95'e gelindiğinde %50. Ve yaşam beklentisi arttı yani. Sonuçta biz de gelişmiş bir ülkeyiz. Yaşam beklentisi arttı ve sonuçta Alzheimer sayısı da çok arttı. Bir de bir şey soracağım. Ben bir yakınım şöyle bir şey olmuş. Mesela bu bir işaret mi yoksa bu bambaşka bir şey mi? Hani çünkü herkesin kafaları çok dolu ya. İş hayatının içindeyiz, bir şeyler oluyor. Mesela evin bir yere giderken bir anda ben ne yapacaktım olmuş. Sonra da onu birisine sorduğunda demişler ki onu sorunca önemli değil ama ben neredeyim diyorsan orada tehlike var. Öyle midir? Ya bir iki saniyelikse bir şey değil ama bu iki uzunsa bu önemli bir şey. Bunda ama da. Alzheimer belirtisi değil, o başka bir şey. Ama mutlaka bir nöroloğa görünmesi lazım. Anladım. Ya unutkanlığı olan her kişi bu 15 yaşında da olsa 95 de olsa mutlaka bir nörolog görmeli. Anladım. Yani bu işin şeyi yok. Böyle unutkanlık olur. Öyle bir şey olmaz. Ya unutkanlık normal bir şey değil. Bunların bir testleri var herhalde. Var, testleri var. Kan testleri var. Nöropsikolojik testler dediğimiz ayrıntılı testler yapıyoruz. Ve ondan sonra biz işte demans mı, demanssa hangi tip ona göre karar veriyoruz. Ailede Alzheimer olduğu zaman daha bir artı dikkat mi etmemiz gerekiyor? Risk artıyor. Mesela işte atıyorum Tanju Bey'in riski 2,5 kat daha fazla normal hiç ailesinde Alzheimer. Ama iki kişi de varsa hem abinizde var hem annenizde var. O zaman... 8-9 kat artıyor. Öyle de bir durum var. Peki bunlarda şey var mıdır? Bu hani diyorlar ya işte bulmaca çöz, şunu yap, kafayı bir şeylerle beyin jimnastiği yap. Bu tip bir şeyle ya bunu ilişkilendirebilir miyiz? Yoksa bu daha değil. Başka türlü demanslarla yani, mı ilgili? Bulmaca, neyle ilgili olabiliyor? Korunmak amaçlı diyorsanız. Evet. Hani korunma amaçlı. Bir kere sağlıklı beslenmemiz çok önemli, çok önemli. Az yiyeceğiz, yani az yiyeceğiz, kafadan az yiyeceğiz. Şekeri azaltmak lazım. Yani yine bu şeker burada da çok önemli. Kesinlikle yani, değil mi? Kesinlikle riski arttırıyor. Ve işlenmiş gıda yemeyeceğiz. Yani ne olduğunu bilmediğimiz bir sürü. Hani yiyoruz ama besin zannediyoruz, aslında besin değil. Onlar bizim hücrelerimize ulaşmıyor bile. Onlardan mutlaka uzak durmak lazım. Bunlar ve büyük çalışmalarda gösterilmiş şeyler yani. Çok büyük çalışmalarda. Egzersiz ama öyle hani fitness'a git öyle bir şey değil. Her gün bir yarım saat yürünse yeter. Sadece yarım saat yürüyüş. Yeni bir şey öğrenmek. Mesela işte Tanju Bey evet terzi ama başka bir şey de yapmalı. Yani sadece terzilik yetmez. Atıyorum bir dil öğrenebilir. Ne bileyim bir tarihle yani kendi mesleğiniz dışında uğraştığınız şey dışında bambaşka bir şeyle. Anladım. O önemli bir şey. Evet, o çok önemli. Şimdi tabii burada şuraya giriyorum ben, girmek istiyorum. Tanju'cum, şimdi hasta yakınları, tabii burada Tanju olduğu için siz pek çok kişiyle de beraber oluyorsunuz. Sen de Tanju'cum. Bir kere hasta yakını için çok zor bir süreç olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi anneniz, babanız, yakınınız ve o kişi ya da eşiniz... o kişi başka bir kişi oluyor aslında. Evladınız oluyor, bebeğiniz oluyor. Bambaşka bir anne oluyor ama hanımefendinin dediği gibi evreleri var. Bir agresif olduğu dönem, bir hiperaktif olduğu dönem, bir çocuklaştığı dönem. Peki sen buna, ben şimdi orada şunu merak ediyorum. Sen buna nasıl alışıyorsun ve ne destek alıyorsun ve bunun üstesinden nasıl geliyorsun yakın olarak? Çünkü yakınlar da bizi izliyor. Dünyanın en güzel kıyafeti nedir biliyor musunuz? Sabır.
Yani güzel. Sabırlı doğru. insan çok en güzel. Şık insandır. Evet. Bir kere böyle bir hastalığı araştırdığımda sürekli bana farklılaşarak karşıma geleceğini biliyordum. Ve dolayısıyla da oğlum bunu yapma eline cız vururumlar falan filanlarla olmuyor bu işler. Bir, annem olduğunu hiçbir zaman unutmadım. İki, en önemli bölüm. Tüm sülaleme, akrabalarıma, evime gelen konuklara Alzheimer olabilir ama işitme sorunu yok, duyuyor. Sizin anlamaz veya unutur dediğiniz çok şeyi doğru. ya evet. o an anladığı ya. An ise zira bazen inanılmaz zeki oluyorlar. Ya. O anladığı anda üzülür ve takarsa kafaya yarın farklılaşarak karşınıza çıkacak. Tanju Bey siz nasıl sabır gösterdiniz? Cevap şu, bugün sabır göstermezsen o sabır göstermediğin hal daha büyüyerek senin karşına çıkıyor. Sabır gösterirsen fevkalade güzel. Buradaki bir de en kıymetli konu şurası. Bir annenin evladı kız olduğu zaman ayrıdır da bir annenin evladı erkek olduğu zaman daha zor bölümleri var. Ya bir de bu var tabii. Biz o konuda araştırma yaptık, pardon lafınızı kesiyorum. Yani büyük bir araştırma yaptık ve kimler bakıyor hastalara? Genel olarak aslında %60'a var oranda kızlar. Sonra gelinler, sonra oğullar. O yüzden siz çok iyi bir örneksiniz. Hanımefendiciğim o bakan gelinlerin evet. buradan gözlerinden öperim. Evet, ama ya hayırlı bir eşim olmayaydı ben anneme tabii, bu tabii. kadar bakabilir miydim? Kadın evet. veya erkek. Senin annenin tabii. noktasındaki insanlardan bahsediyorum. Ay annemi gördüm şimdi. Şimdi Allah rahmet eylesin. Ah benim güzel annem. Hemen Allah buradan sana eylesin. Şuraya da girmek istiyorum. Hani dedin ya biraz önce çok zeki oluyorlar. Çok her şeyi de o anda anlayabiliyorlar. Ve annen seni sakalından... Ya... hatırlıyordu. Evi yani kapı, ondan mı? Hemen anlatayım. Hala. Kapıyı açtım. Yok kendimi kırmızı sakallı bir süre daha galiba seveceğim. Kapıyı açtım. Ayakkabılarımı çıkarırken annemin bana kimsin sen dedi. Olabilir hani kapıdaki kim olabilir? Benim dedim. Dedi ki kimsin sen dedi bir daha. Anne dedim ben senin oğlunum Tanju dedim. İyice yaklaştım. Kırmızıyı algıladığı an kırmızı kırmızı olalı bu kadar işime yaradı. Sen benim oğlumsun dedi ve böyle bir muhabbet geçti ay, aramızda. Çok güzel. Alzheimer yakını olarak bana en ağır gelen bölüm şu olmuştu. Ben önce şöyle yaptım. Önce kadın almadım. Saat 8'e kadar bakıcı aldım. 8'den sonra dedim... Ben annemle ilgileneceğim. Kimseyi istemiyorum. Vilada mı? Alzheimer'ınız varsa... Her şey var. Yerde ilk zamanlar yürürken böyle biraz çiş damladığı zamanlar oluyordu. Daha beze geçmedik. Hemen yahu yine çocuklar buradan geçmiş su dökmüşler anne deyip yani ya. Hiçbir şekilde ya, onu ona belli edecek, tabii. onu üzecek. Utandırıcı. Ama çünkü... mümkün değildi. Neyse sonra... Allah razı olsun. Estağfurullah. Sonra hepimizden. Sonra ilk kadın yok ve tuvalet durumu oldu ve... Görevimi yaptım orada. Görevimi yaptıktan sonra elemanlarımdan birini çağırdım. O eve geldi. Ben baş terzime sarılıp ağla. Annenizin edep bir yerini görür müsünüz? Görmeden büyürsünüz. Ya. Onu hep programladım. Yani benim bakışım sizi şu an baktığım zaman görmüyorsa işte göğsünü görmeden. Kahır içerisinde ağlarken ertesi gün... Profesyonel olmuş bir hemşire duygusuyla evet. işime devam i̇şte, ettim. Bu çok dedim önemli. Ki çok bakıcı gerekiyor demek ki. Evet. Bu kayıp olan hastalarla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Evde o zaman rahmetli ablam da bende. Böyle bir elhamdülillah böyle bir şey nasip etti Allah bana. Aynı anda 2-3 ay
Ablam kanser, annem de Alzheimer. Annem evladıyla vedalaşmak istiyor. Ablam annesiyle vedalaşmak istiyor çaktırmadan. Ben de bu Alzheimer ne hale gelir ne olur bilmiyorum ama grip dedik falan dedik filan dedik. Evde iki tane bakıcı. Biri ablama, biri anneme. Ben de başhemşire. Allah'tan bayram tatili. Bu kadar hassasiyet gösterdiğimiz halde ben annemle beraber yatıyorum bu arada. Tanju, Tanju, Tanju kulağıma sürekli bir ses geliyor Nergis. Uyandım, hemen yukarıya acaba merdivene mi çıktı diye bak. Bir baktım terasta oturuyor yerde. Bu kadar kalabalığın içerisinde dahi kilitleyeceksiniz. Kapıları kilitleyeceksiniz. Anahtarını almak lazım. Dikkat edeceksiniz. Sonra gülümsedik, sarıldık birbirimize. Ama yakın bir zaman olduğunu fark ettim. Evet. Sabır gerekiyor. Ama onun dışında da bazen sabrımızı kaçırabiliriz. Herkesin sinir sistemi benim gibi olmak zorunda değil. Acılar paylaştıkça azalı, hani sıkıntı yani da paylaştıkça azalıyor. Bu devletin Alzheimer yakını, Alzheimer olan zaten kendi farkında evet, değil. Evet, evet, evet. Bir şey söyleyeceğim. Tanju'cum seni de özellikle seyretmeni istiyorum. Biz bir röportaj yaptık bir hasta yakınıyla. Önce onu izleyelim sonra da hocam sizinle konuşmak istiyoruz. Çok özlüyorum. Kızım demesin. Hazmedemiyorsun. Yani öyle olmasını isteyemiyorsun. Tabii yanında olacağım. O bilmese de. Ya ben şu an zaten onun için nefes alıyorum. O benim annemdi. Sonra ben onun annesi oldum. Adı Ferah Çolakoğlu. Annesi Saadet Hanım'a 50 yaşındayken Alzheimer teşhisi konmuş. Anne kız 9 yıldır Alzheimer'la birlikte yaşıyor. Biz annemle ikimiz yaşıyorduk. Alzheimer üçüncü bir arkadaş gibi oldu bize. Hastalık önce ufak tefek unutkanlıklarla başlamış. Ama Ferah Hanım annesine Alzheimer'ı hiç konduramamış. Çok basit şeyleri unutuyordu. Yani en basiti bildiğimiz yeşil mercimek. Bir gün eve geldim işten. Annem onu blenderdan geçirmiş. Yemyeşil bir şey olmuş. Hani annemin hayatta yapmayacağı bir şey. Yemeklerle başladı. Daha sonra ufak tefek böyle yol bulamamalarla başladı. Ben de yani kızıyordum. Neden böyle yapıyorsun? Niçin böyle yapıyorsun? Yani ben Alzheimer nedir hiç bilmiyordum yani. Saadet Hanım'ın kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiği zamanlarda yaşadığı ufak tefek unutkanlıklar yerini evinin yolunu kaybetmeye varan unutkanlıklara bırakınca işin ciddiyeti ortaya çıkmış. Evde eşyalar değişmeye başladı. Bir şeyler saklamaya başladı. Mesela tuvalet kağıdını koparıp poşetlere koyup saklıyordu. Yastığın altına saklıyordu. Böyle huyları vardı. Daha sonra daha naifleşti. Bu sefer bebeklere ilgi duymaya başladı. Ben ona oynayacak bebekler aldım. Peki şu an annemin durumu ne? Ne durumda anneciğim? Şu an annem yürüyemiyor ve şırıngayla yemek veriliyor. Konuşamıyor zaten, öyle bir şey yok. Ara ara böyle bağırmaları var. Fiziken hani baktığımızda başka bir sağlık problemi yok. Alzheimer, hasta yakınlarının da hayatlarını derinden etkileyen bir hastalık. Düşünün, bir insan hayattayken bambaşka bir hikayenin kahramanına dönüşüyor ve bu hikayenin akışına müdahale edemiyorsunuz. Anneniz şu an hayattayken hayatınızdan çıkmaya başladı. Sizin. İşte o beni yıpratıyor. Neler hissediyorsun kendini? Nasıl hissediyorsun? Yani bir gerçek var hayatta. Herkes doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Bu bir gerçek. Ama biz yani herkes anne kız birbirine çok bağlıdır ama bizim çok özel şeylerimiz vardı. Bizim hep onunla bir hayat mücadelemiz vardı. Şu an o yok mesela, özel bir bakım evinde. Anne Saadet Hanım 10 gündür bakım evinde. Bunu söylerken içi cız ediyor Ferah Hanım'ın. En kıymetli varlığını bir bebek kadar savunmasız halde olan annesini, onu doğuran kadını bakım evine emanet etmek zorunda kalmak çok zor olsa gerek. Şu an mesela uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Annenle mi kucak kucak? Biz annemle çok beraberdik, evet. Annemle çok onunla yatıyorduk.
çocuğun gibiydi. İlgin Şevket. O, onun artık annesi bendim. O benim annemdi. Sonra ben onun annesi oldum. Bir yandan yaşam şartları, bir yandan hastalığın ileri evresinin getirdiği zorluklar ona başka bir seçenek bırakmamış. Toplumda şey vardır işte, bak annesini bakım evine verdi, işte yok huzur evine verdi. Bakabilme imkanları varsa elbet evde baksınlar ama daha kaliteli, daha sağlıklı yaşamasını düşünüyorlarsa böyle yerlerde bakılması da çok önemli bu hastalar için. Çünkü en ufacık bir şey olduğunda müdahale edebiliyorlar. Bakım evine emanet ettiği günden beri annesinin odasına giremeyen Ferah Hanım zor da olsa bizimle birlikte o kapıdan geçiyor. Odada şimdi oyuncak bebekler ve birkaç fotoğraftan başka bir şey yok. Bu odaya girdiğinde neler hissediyorsun? Bu odaya şimdi girmiyorum. Yani mümkün mertebe girmiyorum. Annem bakım evinde olduğundan beri girmiyorum. Giremiyorum. Eve sığamıyorum diyen Ferah Hanım her fırsatta annesinin yanına gidiyormuş. Ben onun hep göğsüne yatıyorum zaten. Hep bol bol öpüyorum. O hissediyor mu bilmiyorum. Bazen o da tepki veriyor. Arada çok nadir de olsa yavrum dediğini duyuyorum. O hissediyor mudur bilmiyorum ama ben o anı yaşamak istiyorum. Hastalığın sinsi sinsi ilerlediğini söyleyen Ferah Hanım şu anda geldikleri noktaya inanamıyor. Senin de dengen bozuluyor. Çünkü hasta yakını da onu kabullenemiyor. Yani ben kabullenemiyorum. Mesela çok özlüyorum. Kızım demesin. İki ay önce annem çok hızlı yürüyordu. Şimdi annemi yürütemiyoruz. Yürüyemiyor yani. Onu kaybetmeyi çok korkuyorum. Bazen mucizeler de yaşamış Ferah Hanım. O anı ölümsüzleştirebilmek için keşke bir kamera bizi çekseydi diyor. Bundan 2 yıl önce annemle şakalaşırken yapma Ferah dedi. İsmini duydum. Yani o an bir şey olsaydı, kayıt olsaydı da yani o ismi duyunca ondan çok etkilendim ben. O anı unutamıyorum. Çünkü çok uzun zaman olmuş ismini duymayalı. Onun ondan o isminin çıkması beni çok etkiledi. Ferah Hanım ve annesinin hikayesi böyle. Kim bilir daha ne hikayeler yaşandı, yaşanıyor. Ama şöyle bir gerçek var ki Alzheimer sadece bir hastalık değil. Hasta yakınlarını da içine alan derin, karanlık ve buruk bir serüven. Bu tarz hastalara sadece canı gönülden bağlanan insanlar daha sağlıklı bakabilir. Of Ferah'cığım, yani mahvoldum ben. Çok zor bir dönem, çok zor bir dönem yaşıyorsun. Şu anda daha 10 günde, çok taze. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Şu anda ne durumda annen? Yani onu takip edebiliyorsun galiba. Bildiğim kadarıyla bir sistem var ve uzaktan takip edebiliyorsun. Bu biraz içini rahatlatıyordur eminim. Şimdi anne kız yaşıyoruz biz ve benim çalışmam gerekiyor. Bakıcılarla çok problemler yaşadık. Annemi evde yalnız bulduğum da oldu. Benim sadece bakabilme gibi bir durumum da yok. Nasıl olabilir? Yani sen çalışacaksın ki zaten yardımcı olacaksın. Çok zor bir durum. Tek şu başınasın. Evet, tek başımayım. Şu an içimi tek rahatlatan gece yatarken de kamerayla izlemem. Çalışırken de açıp kamerayla izlemem. Yani aklıma her an geldiğinde ona bakabiliyorum. Bir şey gördüğümde arayıp müdahale ettirebiliyorum. Ama inanın bunlar da çok zor şeyler gerçekten. Hani ben bunu yapabilme imkanını bulabildim. Ama bu fırsatı herkes bulamayabiliyor. Çok zor aşamaları var. Yani ben de kendi çapımda bir şeyler yaparak bir şekilde annemi bakım evine yerleştirdim. Ama benim ekonomik gücüm o kadar çok iyi değil. Hani çok iyi olsa belki evde 2 tane bakıcım olur, 3 tane bakıcım olur. Annemi doya doya öperim. Sürekli yanımda olur. Annenin o ismini söylediği an bence çok önemli. Yani o andaki duygun herhalde zaten hiçbir şeye değişilmez. Ama ondan sonra tekrar bir aşağıya iniş var yani duygularda. Şimdi burada o kadar fena bir şey ki bir yukarı çıkıyorsun, bir an onun seni anladığını, tanıdığını görüyorsun. Sonra bir anda tekrar aşağıya iniyorsun ve bu gerçekten o hastalığı yaşayanın yakını için çok zor bir dönem.
hocam o sırada da yardım olarak evet, şimdi insanlar... o hani zihinsel işlevler dedik ya, onlar böyle şey peç peç kayboluyor. Yani bir bakıyorsunuz işte hani Tanju diyor, Tanju Bey, ama sonra kimsin diyor. Hani böyle parça parça kayboluyor. O yüzden de tanıyla ilgili gecikme oluyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü işte dedi, evdeki dedi askerlik anısını anlatıyor çok iyi bir şekilde. Ama dün neydiğini bilmiyor mesela. Zannediyorlar ki işte askerlik anısını anlattığına göre demek ki unutkan değil. Bir de şöyle bir şey var. İlk önce torunlarını unutuyor hastalar. Sonra çocuklarını unutuyorlar. Sonra kendilerini unutuyorlar. Ama anne babaları hiç unutmuyorlar. O yüzden anne babalar hepsi eli öpülesi insanlar. Onlara bu kadar güzel destek olan her iki arkadaşımız da bence hani eli öpülesi insanlar. Şimdi yani. Ben çünkü çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyeceğim. Aynı apartmanda oturup Alzheimer hastası, hani babası aynı apartmanda oturuyor ve aylarca babasına uğramayan erkek çocuk biliyorum ben. Aylarca hiç uğramıyor yani. O yüzden çok değerli bu destek. Çok önemli. Dergizciğim, bu uğramayan, yapmayan, ilgilenmeyenlere biz bir şey diyemeyiz. Tabii ki diyemeyiz. Biz tabii ki. Gönlü orada olmayıp annesini, babasını, kardeşini, dayısını, halasını, teyzesini bakım evine bırakmak zorunda olan insanların yanında olmak durumundayız. Tabii ki. Fakat şurada bir tırnak açmak istiyorum. Allah yardımcınız olsun. Çok zor evreler. Ama ben şuna katılmıyorum. Bana işte bir bakım evinden bahsettiler. İşte şöyle odası böyle, hatta yerini de söylemek istemiyorum. Hı hı. Dedim ki hanımefendi dedim, kurnaları dedim altın olsa dedim benim için ideal ama dedim. Ben eğer dedim Alzheimer olursam dedim ama benim dedim bakım evine verecek anam yok dedim. Şimdi şu an anlattığınız koşullarda siz yerden göğe kadar haklısınız. Tabii ki. Ama sırçalı köşk olsa senin o minicik yatağında yatan ananla oradaki anan biri olmuyor. Bunu neden açıyorum? Çünkü pek bir bırakır olduk ailelerimizi bir yerlere, oralara, buralara. Şimdi tabii orada şunu söyleyelim. Bir insanların hayatını devam ettirip o bakımı sağlayabilmek için çalışması gerekiyor. Evet. Ve çalışması için de onu evde güvenmediği insana bırakacağına, gerçekten işinin ehli insanlara bırakıyor fakat takip ediyor. Bu başka bir şey. Ferah'ın durumu. Evet. Ama aynen sizin söylediğiniz gibi aynı apartmanda oturup hiç yanına bile geçmiyor. Hatta belki o bakımını yapan, üstlenen kişiyi bir kere belki işe alırken gördü. Yani şimdi buradaki şeyleri ayıracağız ama burada da şöyle bir şey var. O kişinin kendi vicdanıyla, kendisiyle gerçek çok... Gerçek yüzler o zaman ortaya çıkıyor. Evet. Ne zaman anne baba hocam hasta oluyor, evlatların gerçek yüzü o zaman ortaya çıkıyor. Gerçekten ben dediğim gibi binlerce Alzheimer hastam var. Hı-hı. İşte böyle birbirleriyle sen bakacağım, ben bakacağım kavgası oluyor. Sonra Hı-hı. o hastalar kaybediliyor. Bu sefer sen mi alacaksın, ben mi alacağım? Ya inanılmaz ya, öykülerim çok, var. Çok, İnanamazsınız çok, yani. Çok yani, şey... Gerçekten çok zor bir süreç çok, zaten. Evet. Bir de üstüne öyle oldu mu daha da korkunç bir hal alıyor. Peki mesela hemen yine çok özür dileyerek geliyorum Ferah'cığım niye? Hocam bu böyle bir bağlantı var mıdır? Annen mesela çok sıkıntılar çekmişsiniz gibi evet. hissettim ben ve birbirinize çok destek olmuşsunuz. Biraz ondan bahsedip sonra hocama sormak istiyorum. Bu tip böyle yaşanan şeyler insanların bu hastalıklarını tetikliyor mu? Şimdi onunla bağlantısı var mıdır bilmiyorum ama benim en çok hazmedemediklerimden biri de oydu. Maalesef annem bir kadın gibi yaşayamadı. Eşinden sürekli şiddet gördü. Yani Oo. Biz dahil olarak gördük. Oo. Annem ağır işçi çalışıyordu. Annem bir de sağlıklıyken sessiz sakin bir kadındı. Ben annemin hiçbir zaman birininle tartıştığını duymadım. Annem çok kötü bir gece geçirse de kimseye bir şey anlatmazdı. İçine atıyordu. Ben öyle değilimdir. Benim beynimdeki her zaman dilimdedir ama annem öyleydi. Daha sonra anneyle baba ayrıldıktan sonra annemin hazmedemedikleri çok şeyler oldu. Benim de hayat felsefem hep annemi daha iyi bakabilmekti. Ben o duruma geldim. Ona gerçekten bir kadın nasıl rahat yaşayabilirse onu yaşatmaya çalıştım. Ne güzel. Ve o arada bu hastalık geldi.
İşte ben bunu hiç hazmedemedim. Yani biz onunla daha iyi yaşayacaktık. Daha güzel günlerimiz olacaktı. Yani sen ona her türlü ortamı tam güzel güzel hazırlayıp anneni mutlu etmek, onu rahatlatmak isterken bir anda başınıza böyle bir olay geldi. Çok üzücü. Aynen. Ama şu da var, yani bu hastalık çıkacaksa hani annesi de çıkacaktı. Çıkacakmış. Ama bu kadar sıkıntı olduğu için 50 yaşında mı başlamıştı? 50. Çok erken. Çok erken. Ama bu sıkıntıları yaşamamış olsa belki 65'te çıkacaktı. Yani erken almış oluyor. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Hocam bunu çok altını tekrar çizelim. Evet. Bu çok önemli. Yani böyle bu sıkıntıları yaşamamış olsaydı belki bir 15 yıl tabii, sonra. Tabii o 15 yılda çok değerli, çok önemli. Çok önemli. Çünkü o sırada bulunacak ilaç bile önemli. Aynen. Mesela. Hiç yani şimdi burada hani şeydeki salondaki insanlardan ortalama 40 yaşın üstündedir diye düşünüyorum. Evet. Hiçbirimiz gece sapasağlam yatıp sabah Alzheimer'la kalkmıyoruz. Çok önemli. Bu süreç yavaş 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 birikiyor. Belli bir eşek diye hani Tanju Bey bilirsiniz bir kumaş incelir, incelir, incelir sonra bir yırtıldı mı ondan sonrası artık onu kurtaramazsınız. Eskisi olmaz. Tabii. Alzheimer da öyle. Yavaş 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 birikiyor ve ondan sonra patlıyor. Mesela Tanju Bey dedi ya işte ablamı kaybettik, babamı kaybettik. Aslında o birikmiş o olaylar hastalığı ortaya çıkarmış. Veya mesela hiçbir şey yok gibidir dedenin veya babaannenin, anneannenin. Sonra bir ameliyat geçirir. Kalçası kırılır, büyük bir ameliyat geçirir. Ameliyattan bir çıkar. Bizimki başlamıştır Alzheimer. Alzheimer sahneye çıkmıştır. Yani böyle bir enfeksiyon, bir üzüntü. En çok da evlat kayıpları sonrası. Hastalık Allah, yani affedersiz korkuyor resmen. Allah korusun. Evet o yüzden bu yaşlarda depresyondan uzak durmak çok 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 önemli. Evet. Çünkü hastalığı öne alıyor. Sağlıklı beslenmek ve spor. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman hani çıkacaksa yine çıkacak ama evet geç çıkacak. Yani bu hastalıkta bir yıl bile geç çıkmış olsa çok anlamlı. Bir yıl bile çok anlamlı. Çok. Hocam yani o kadar güzel bilgiler verdiniz ki bir kere bunu birebir yaşayan kişilerin ağzından izleyicilerimize örnek olsun istiyorum ben. Hem güzel örnekler var önümüzde. Hem de hocam buradan öyle bilgiler verdiniz ki yakınlarında bazı şeyleri öylesine geçiştirecekken şu andan itibaren herkes daha dikkatli olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Ben hemen hediyelerimi vermek istiyorum. Olur mu? Tabii birincisi, ki. Ben çorap getirdim. Çok teşekkür ederim. Bunu lütfen annene giydir. Çok teşekkür ederim. Birazdan gideceğim ben. Çok teşekkür ederim. Efendim, şimdi mutfağımızdayız ama biraz önce bitiremedim. Tam hediyemizi Tanju'cum aldık. Zaten mutfağa gelecektik ama önce mutfakta hemen bunu açıklamak istiyorum. Tanju'cum çok teşekkür ederim. Tereddüt kitabın. Kendin yazdın ve burada annenle hikayen de var sanırım. O zaman, evet. Ve ayrıca burada çok önemli bir şey var. Çok güzel bir çorap. Bir kere çok teşekkür ederim. Ama bunun bir amacı var, bir adı var. Hemen kısaca bir anlatır mısın? Sosyal sorumluluk projesi. Kırsal kesimde ihtiyaç sahibi çocuklara gidiyoruz. Ayşegül Ağlayıcı adını taktı. Badipa bir tane alınca hemen ihtiyaç sahibi çocuğa gidiyor. Birçok çocuğu giydirdik. Çorapla neyi örtebilirsin? Giderken de bir sürü dostumuz mont, ayakkabı her şeyi verdiler. Ve devam edeceğiz. Bir al bir verelim. Bu arada hep birlikte bunu ben inanılmaz güzel yemek yaparım. Gözüm şu patlıcanlı şeyde kaldı. Evet, onu bu yiyelim değil mi? Muhteşem görünüyor. Ya ama bak hemen sana hemen hayatım o zaman. Güzel bir ya şu görüntünün yapıyorum. Güzelliğine bir bakın. Aldınız mı şu görüntüyü? Şimdi, ben bir kere hemen şu lahmacunumu. Şimdi burada patlıcan söğürmemiz böyle bir ocakbaşı salatası gibi. Vallahi. Sirkeyi. Şimdi diğer taraftan. O kadar severim ki. Burada Hatay işi bir. O altın tereyağı yaptığımız. Evet, 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 evet. Oh. Aynen bu doğru. Şöyle yapacağım rahat keseyim diye. Şimdi ben buradan hemen aldın mı? Hemen veriyorum. Böyle güzel bir şekilde hem tereyağını koyduk hem de böyle güzel sosunu da koyduk. Özlem, harika. Gerçekten. Bu kıtırlık bizim bu hangisi? Tost makinesi. Evet, evet, tost makinesi. Gerçekten tost makinesi. 10 numara. Muhteşem. Ya işte çok güzel böyle. Hemen salataya bakıyorum. Bir de Nergis abla hatırlarsan soğan turşusu hazırlamıştık 2 hafta önce. Evet soğan turşumuz da şu an elimde. Bence en lezzetli yemekler böyle aniden çıkan şeylerdir. Hemen onu da ben paylaşmak istiyorum. Hatırlarsanız soğanı güzel bir şekilde yoğurmuştum.
sirke, yağ, nohut koymuşsun. Bir de defne yaprağı. Şu an mis gibi defne yaprağı kokuyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yiyor muyum bunu? Tabii. Özlemciğim, tepsi kebabı. Helva tereyağında böyle bir gezdim. Biraz ay bir sirkeli, güzel olmuş. Böyle güzeldir ama muhakkak sirkelidir. Yapın. Gerçekten yani bugün yaptığın her şey şahane. Her gün yaptığın ay, güzel ama nedir? Bu yöreseli evde yapabilmek hepimiz yapabilirmişiz. Yani basit olduğunu bize gösterdi. Daha doğrusu basit değil ama çok da zor olmadığını çok gösterdi. Çok da zor olmuyor. Aynen öyle. Güzel bir şekilde hamuru yoğuruyorsunuz. Lahmacunun kıyması önemli. En başında da söylediğim gibi malzemelerimizi bu arada tüm tariflerimizi Nergis Zamanlı Star TV Instagram hesabından mutlaka bir iki saat sonra orada şu yayınlanıyor. Soğan turşusundan soğan bir koy turşusu bakayım koydum. Allah aşkına. Kokmayacak değil mi? Evet hiçbir özelliği şekilde kokmayacak. Bu. Aynen öyle. Neden? Çok defne güzel yaprağı var içerisinde. Hiçbir şekilde soğan kokusu almayacaksınız. Soğan turşusunda böylece iki hafta önce yaptığımızda değerlendirmiş olduk. Bu da güzel. Olduk. O da güzel, bu da güzel. Böyle yiye yiye biz. Ondan sonra ne yapacağız? Tepsi kebabı güzel miydi? Çok güzeldi. Süper. İnanılmaz güzeldi. Tanju sen en çok neyi yaparsın ben, onu söyle. Ben kuru bakliyatlarla eti karıştırarak seviyorum. Çok etçi değilim. Ne yapıyorsun mesela? En sevdiğin, en güzel i̇şte yaptığın, kuru fasulyeyi sen en iyi yaparım. En iyi yapanlardanım. Süper, süper. Seviyorum. Süper. Tatlı. Pilav yanında pilav peki. Ha, pilav da genelde iyi yaparım. Aa, bir de her gittiğim şehirde mutlaka mutfağıma bir bereket getiririm. Aa güzel. Evet. Bir şey alırım yani mutfağına. Oranın ürünlerini mi alırsınız? Oran, yani ne bulursam bir şey mutlaka mutfağıma bir şehirden getiririm. Hmm. Ay ne güzel. Peki sen en çok hangi yörenin mutfağını beğenirsin? Mesela ben daha böyle bir Urfalar falan o taraflara doğru severim. Sen? Ben Gaziantep'e bayıldım. Evet. Mesela. Antep mutfağı. Antep, Adana. Güzel. Adana da güzel. Bir kere Türk mutfağı güzel. Aynen öyle. Aslında kesinlikle öyle. Tatlı olarak ne yaparsın? Dur bakayım biraz şimdi şey yapalım ha. Bak, soralım bakalım neler hayır, yapıyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Tuzluları iyi bilenler pek tatlıcı değildir. Ben tatlı evet yapmayı bilmiyorum ha mesela. Doğru hani, aynen öyle. Pastacılar hani, ayrıdır ya o yüzden şeflerden. Muhallebi falan mesela saymazsak. Mesela ben pastacı değilim. Ben şefim. Ya? Aşçıyım ama benim hiçbir şekilde pasta uzmanlığım yok. O yüzden mümkün mertebe pastacılık işlerine girmem. Çünkü pasta farklı bir iştir. Ha, anladım. O yüzden he, aşçılık farklı aynen dediğim peki, gibi. Peki hep oraları diyoruz da zeytinyağlı, İzmir tarafı, Urla onlara ne diyorsunuz efendim? Ege. Ben abazayım birincisi. Abaza yemeklerine bayılıyorum tabii ki. Çerkez yemeklerine aynen bayılıyorum. Aynen çok seviyorsun. Tabii. Mutfaklar ceviz değerli. Mutfak. O zaman bir gün siz mutfağa da alalım. Ama değil mi? Bir şey söyleyeyim. Sizin güzel mantılarınız vardır. Evet. Onları yapar mısın? Ufak ufak yapıyorum. Yani aslında şu da var. Yemek yapmayı şöyle seviyorum. Yemek yaptıkça çocukluğum aklıma geliyor. Mutfakta seyrettiğim ailem aklıma geliyor ve bana terapi oluyor. Çok keyif alıyorum. Abaza yemeklerini de yavaş yavaş geliştiriyorum. Güzel. Süper. Peki yemekten bahsettik ama biraz da az da yiyoruz ki güzel güzel şöyle formumuzu koruyalım. Her şeyden bahsettik. Modacı misafirimiz var. Hem de en iyilerinden. Size biraz bu yılın modasını ve renklerini de söylersen seviniriz şekerim. Bitiyor alalım yani. Ben son koleksiyonumu siyah yaptım. Ha, ay yani evet, biz şu anda siyah, aynı biz bak siyahçılar. Siyahçı. Ama her zaman her rengi katıyorum. Hı hı. Ben yemekle modayı birleştireyim birbirine. Evet. Tabağınıza bir yemek geldiği zaman işte bu rejim yapın bu rejim yapın. Bir diyetçi olduk bir rejimci olduk. Ben diyorum ki tabağına bir yemek geldiği zaman azımsayıp bir kepçe daha almak yerine biraz daha koyar mısın yerine tabağındaki yemeğe bak ve de ki bununla da doyan var. Çok doğru. Ne güzel yetinme duygusu yani. Değil mi? Yetinme. Tabii. Evet. Çok güzel çok bir güzel sözle de programımızı kapatıyoruz o evet zaman. Güzel söz söyledim. Efendim biz yarın yine Nergis zamanında sizlerle birlikte olacağız. Star TV'de 12.45'te bekliyoruz.